Herkese hayırlı akşamlar. Kitap kültürü konuşmalarının ikincisiyle karşınızdayız. Serinin ilk sunumunu Sami Arslan, kitap kültürü terminolojisine katkı, sebebi tesmiye üzerine yapmıştı. Bugünkü programda ise Sadık Yazar, Risalet Ünlü Siye Neşirlerini tenkitli neşir nazaresi açısından değerlendirecek. Programın moderatörlüğünü ise Kadir Turgut üstlenecek. Kendileriyle çeşitli konularda ara ara programlar yapıyoruz. Bu yüzden zannediyorum ki katılımcılarımızın birçoğu hocalarımızı tanıyor. Ancak ben özellikle yeni katılımcılarımız için kendilerini kısaca tanıtıp sözü hemen Kadir Turgut Hoca'ya bırakmak istiyorum. Sadık Yazar, doktorasını Anadolu sahası klasik Türk edebiyatında tercüme ve şerh geleneği üzerine İstanbul Üniversitesi'nde yapmıştır. Dil ve edebiyat, eski Türk edebiyatı alanlarında çalışmalar yapan yazar, Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu, Tercüme-i İktidaname, Üsküdar'la Aşki'nin iki tasavvufi mesnevisi gibi eserleri hazırlamıştır. Bunun yanı sıra katalog çalışmalarında yoğun mesai harcayan yazar, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ndeki el yazmalarının kataloğu, Cezayir Milli Kütüphanesi'ndeki Türkçe yazma eserlerin kataloğu, Bosna'daki İslami yazmaları kataloglama çalışmaları, Eşan ve Travnik koleksiyonları projelerinde aktif olarak bulunmuştur. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Kadir Turgut, 2013 yılında tamamladığı doktora çalışmasında Abdurrahman Camii, hayatı, eserleri ve eserlerinin Türk edebiyatına etkisine odaklanmıştır. Doğu dilleri ve edebiyatları, Fars dili ve edebiyatı alanında yaptığı çalışmaların çıktısı olarak çok sayıda makale ve kitap özgülümü hazırlayan Turgut, alanın önemli dergilerinde de hakemlik yapmaktadır. Halen İstanbul Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetim kurulu üyeleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra her iki hocamız da merkez tarafından cumartesi günleri düzenlenen Kuyudat Atölyesi'ne katkı sunmaktadırlar. Bu katkıları için de kendilerine teşekkür ediyorum. Keyifli bir oturum olmasını diliyorum. Kadir Hocam, söz sizde. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Çok sağ ol. Sami Hoca da geldiler. Biz başlamış olduk Sami Hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ben son birkaç haftadır biraz fazla göründüm. İnşallah usanmamışsınızdır benden. Sadık Hoca'yı bu hafta dinleyeceğiz ama bunun giriş mahiyetini belki Sadık Hoca zaten söyleyeceğini söyleyecektir. Ben bir şey söylemek istiyorum. Geçen yıl, yani aslında geçtiğimiz yıl artık değil, Yunus Emre yılı ilan edilmişti. Bu Yunus Emre yılı münasebetiyle çeşitli programlar yapıldı. O programların yankısı şu anda hala devam ediyor. Çok canlı, hareketli bir Yunus Emre çalışmaları, heyecanlı şeyler oluyor. Bunların bir kısmı gerçekten de göz dolduruyor. Bir kısmı da bu şeyle popülarite kazandırıyor. Bu çalışmalarda bir şey seziliyor. Yunus Emre belki diğer birçok kişi gibi çok sayıda eseri bize kalmış bir zat değil. Eğer varsa elimizde işte divanından çeşitli şiirlerle bir de Risalet-i Nusiye var. Bunlar çok büyük hacimli eserler değil, ciltler dolusu değil. Bunlar üzerinden Yunus Emre'yi tanımaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Çok fazla Yunus Emre'nin etkileri, düşünceleri ve bir kısım şeyler üzerine çok fazla durulamıyor gibi görülüyor. Başkaları hakkında buna dair çalışmalar oluyor. Fakat bunlar çok durulamıyormuş gibi. Çünkü ondan öncesi görünüşe göre hala biz popüler olan konuşmaları yahut da ilgiyle yeni bir buluş olarak sunulan konuşmaları çoğunlukla Yunus Emre'nin bu eserlerinin yazma nüshaları olduğunu görüyoruz. Hala yazma nüshalarıyla ilgili. Bu mesele henüz halledilmiş görülmüyor. Hala bizi heyecanlandıran çalışmalar, yeni nüshalar, değişik nüshalar, nüshaların şu özellikleri, bu meseleler üzerine hala konuşuyoruz.
Bu meseleler halledilmedi ki, yani Yunus Emre'nin eserlerinin bize kadar geliş sürecinin hikayeleri tamamlanmadı ki, bu hikayeleri ayrıca içerik olarak yeniden düzenleyebilelim. İlaveten tabii burada şöyle bir şey daha, bu soruda var. Bize geliş süreci tamamen ortaya konulamadığı gibi ne geldi bize, ne sonradan eklendi, bu gibi meseleler de çok fazla konuşulamadı ya da konuşulmuş olsa bile sonuca bağlanamadı aslında. Bu mesele varken öbür meselelere, içeriye girmek, Yunus Emre ne dedi, ne demek istedi meselelerine girmek herhalde biraz lüks oluyor olmalı ki biz hala şu anda edebiyatçılar Yunus Emre'nin nüshalarıyla ilgileniyoruz. İşte onlardan bir tanesi de sanırım ki Sadık Hoca bunun hikayesini anlatır. Böyle bir şey içerikten nüshalara, yazmalara giden Sadık Hoca kendisi anlatır içeriğini sanırım ne demek istediğimiz. İşte bu kapsamda Sadık Hoca böyle bir çalışma yapmaya başladı. Biz de sizin de haberdarsınız birkaç sunum yaptık. Biz de başka bir çalışma yapıyorduk. Sadık Hoca bu çalışmayı bu kapsamda sürdürdü. Bir süredir çalışıyor, beraber çalışıyoruz. Bunu çalışmaların sonucunu yazılı olarak sunmadan önce bir de sözlü olarak sunmayı uygun buldu merkez ve kendileri. Biz kendilerini dinleyeceğiz şimdi. Ben fazla rol çalmayayım. Hoca burada, çalışan burada, dinleyecek burada. Bana da söyleyeceği, soracağı olursa ben de o zaman karışırım. Şimdi vaktini almayayım. Hocayı dinleyelim. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum Kadir Hocam. Çok sağ olun. Bütün hazırına teşekkür ediyorum. Senin de söylediğin üzere bu bir makaleden evvelki aşama ve dolayısıyla katılımcıların yorumlarını, katkılarını çok merak ettiğimi ve aslen bunlara çok ihtiyaç duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Evet, dilerseniz ben bir şey yansıtayım. Bir hazırladığım bir şey vardı. PowerPoint sunumu vardı. Yer yer bunu aksettireceğim. Yer yerde verilerimiz başka yerlerde bulunuyor. Onu aksettireceğim. Konuşmanın akışı şu şeyde ekranda gördüğünüz gibi olacak. Öncelikle bir girişle bir teşekkür ve tenkidin öneminden bahsetmeye çalışacağım. Sonrasında Risalet-i Nusiye'nin neşirlerini tanıtmaya çalışacağım kısaca tabii ki. Risalet-i Nusiye neşirlerinde müellifin metnine ulaşma çabasından bahsedeceğim. Sonrasında tenkitli neşir nazariyesinin can damarı olarak gördüğüm nüshalar arası ilişkileri belirlemenin önemi ve bunun usulünden bahsetmeye çalışacağım. Yine en son bu çalışmanın amacı ve ne yaptığımızdan bahsedip sonrasında verilerimizi paylaşacağım ve sonra da sonuca gelmeye çalışacağım. Bu andan itibaren biraz da zamandan istifade yapmak için zamanı doğru kullanmak için ben biraz yer yer okumaya çalışacağım hazırladığım metni. İfade ettiğim üzere öncelikle bir teşekkürle ben başlamak istiyorum. Artık ilkokul ders kitaplarında bile görülebilecek bir bilgi olarak bilginin, bilimin birikim üzerine geliştiği artık malumumuz, hepimizin malumu. Sosyal bilimlerde de durum farklı değil. Birilerinin bıraktığı yerden bir diğeri alıp daha öte bir mesafeye taşıyabilmektedir. Yunus Emre çalışmalarında da durum böyledir. Yunus'un şiirlerini istinsah eden, şerh eden müstensih ve şarihlerden başlayarak 20. yüzyılın başında Yunus'u akademik olarak ele alıp onun tanınmasına vesile olan Fuat Köprülü'ye, Yunus'un halk arasında duyulup sevilmesini sağlayan Burhan Toprak'tan Abdülbaki Gölpınarlı'ya, Yunus'un şiirlerini en doğru şekilde tespit etmek amacında olduğunu ifade eden Faruk Kadri Tımurtaş'tan akademik hayatını neredeyse Yunus'a adayan Mustafa Taçi'ye kadar birçok araştırmacının Yunus çalışmalarına ciddi katkıları olmuştur. Bunların dışında işte Fatih Köksal, Orhan Kemal Tavukçu, Hüseyin Akkaya, Ahmet Yaşar Ocak, Semih Tezcan ve daha birçok ismi bu kapsama dahil etmek gerekir.
Hepsine gerçekten Yunus Emre çalışmalarını getirdikleri nokta için şükran borçlu olduğumuzu ifade etmeliyiz ve onların çabalarını samimiyetle takdir etmek gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu kıymetli araştırmacıların bıraktığı ya da getirdiği yerden Yunus Emre araştırmalarını daha öteye götürmek hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Bunun için önden gidenler ilmin birikimle gelişeceğine iman edip arkadan gelenlerinin yolunu müsamaha ile aşmalı. Arkadan gelenler de şüphe ve tenkit etme sorumluluklarını yerine getirmelidirler diye düşünüyorum. Böyle bir girişten sonra yazma kültürü içerisinde eser veren diğer bazı önemli sanatçılarımızda olduğu gibi Yunus Emre'nin şu ana kadar tenkitli bir neşrinin yapılmadığını bu çalışmada ifade etmeye çalışacağım. Ve aslında temel amacım da bu cümleyi, bu kurduğum cümlenin altını doldurmak olacaktır. Belki yan bazı amaçlar, dolaylı bazı amaçlar ortaya çıkacaktır ama bu çalışmanın asıl amacı Risale-i Nusiye'nin tenkitli bir neşrinin, gerçi burada Yunus Emre dedim ama tabii dolaylı olarak divan da aslında bu işin içine giriyor ama ben daha sonra da belki ifade ederim ihtiyatlı davranarak bu çalışmama şeyi dahil etmedim, divanı dahil etmedim. Risale-i Nusiye üzerinden gittik ancak yine ifade edeceğiz daha sonra. Risale-i Nusiye birçok nüshada divanın adeta bir parçası gibi ya da işte divanla beraber bir külliyat oluşturacak şekilde yan yana birlikte istinsah edilmiş. Hal böyle olunca da Risale-i Nusiye'ye dair geleceğimiz sonuç aslında dolaylı olarak divan içinde az çok geçerli olacaktır. Az sonra da yine duracağız. Risale-i Nusiye'nin birkaç tane tenkitli neşri yapıldı. Tenkitli diyorum, neşri yapıldı. Ancak bunlar içerisinde tenkitli iddiasında bulunan sadece bir çalışma olduğunu ifade etmeye çalışacağız az sonra. Bundan sonra şimdi Risale-i Nusiye'nin neşirlerine bir bakmakta fayda var. Yansıda gördüğünüz şu ana kadar tespit edebildiğimiz Risale-i Nusiye'nin neşirleri tabii her an bir şeyler oluyor. Arada kaçırdıklarımız da belki olabilir. Evvela Abdülbaki Gölpınarlı'nın neşri var. Gölpınarlı Fatih nüshasını kullanarak yapıyor neşrini. Osman Horata, affedersiniz, Umay Günay ve Osman Horata'nın yaptığı ve birkaç baskısı bulunan Risale-i Nusiye neşri var. Bu neşir divanı kapsamıyor. Sadece Risale-i Nusiye'nin metni ve dil içi çevirisini ele alıyor. Bu arada ben neden atladım? Mustafa Tatçı da var öncesinde tabii. Mustafa Tatçı'nın çalışması daha önce, tabii daha önce baskı çıkıyor. Tatçı Hoca 1990'da sanırım bitirdiği doktora tezini daha sonra neşre dönüştürüyor. Bu dönüştürdüğü neşirden bir cilt de Risale-i Nusiye'nin tenkitli metnine hasrediliyor. Bunun görebildiğim kadarıyla son baskısı 2008 baskısı. Hocanın hocanın neşri tenkitli iddiasında olduğu için az sonra onun üzerinde biraz daha duralım ama şimdilik diğerlerine bakalım. Erdoğan Boz hocanın neşri var. Risale-i Nusiye'nin o da Fatih nüshasını basıyor. Çeviri yazılı metni, günümüz Türkçesine aktarılmış metni ile tıpkı basımını da ihtiva eden bir neşir. Bunun da yeni bir baskısı yapıldı henüz daha yeni çıktı Yunus Emre Enstitüsü'nde. Yusuf Yıldırım hocamız da yine Risale-i Nusiye ile beraber divanın Karaman nüshasını
neşretti. Vasfi Babacan, yani burada da tabii ki bir sadece bir nüshanın şeyi var, neşri var. Vasfi Babacan da yine Fatih nüshası üzerinden Risale-i Nusriye ve Divan'a önce doktora tezi olarak çalıştı. Daha sonra da bu çalışmasını neşretti. Yakın zamanda açıkça son anda gördüğüm bir çalışmada da Ebu Bekir Eraslan, Yunus Emre'nin Risale-i Nusriye ve Divan'ın Vahit Paşa 2. Yani bu yakın zamanda çok meşhur olan nüsha değil de başka bir nüshadan bahsediyor Ebu Bekir Eraslan. Aynı kütüphanede olduğunu söylüyor. Bunun her ne kadar hayli oranda eksik olsa da Risale-i Nusriye ve Divan'ın kapsadığı bölümlerini neşretmiş. Şimdi tüm bu neşirlerin tek nüsha üzerinden yapıldığını görüyoruz. Hal böyle olunca da bu neşirleri tabii tenkitli neşir nazariyesi açısından değerlendirmek hayli zor görünüyor. Yani tabii tek nüsha üzerinden de tenkitli neşrin devreye girdiğini biliyoruz. Özellikle de metin tamiri dolayısıyla bu bir tür tenkitli neşir söz konusu oluyor. Ancak yani metin tamiri yönünden biz çalışmamızı ele almadık. Çalışmamızın kapsamına en azından metin tamirini dahil etmedik ve bu hasebe de tek nüsha üzerinden yapılan neşirleri çalışmamızın kapsamına almadık ya da alamadık açıkça söylemek gerekirse. Şimdi Mustafa Taç Hoca'nın neşri ise şeyde de kitabın başlığında da görüldüğü üzere tek tenkitli metin iddiasında olan bir neşir. Ben bu neşirden bahsetmeden evvel araya bir soru sormak istiyorum. Ya bu soruyu da açıkça söylemek gerekirse herhangi bir eleştiri kaygısı olmaksızın gerçekten anlamak üzere soruyorum. Nüsha neşrinin amacı nedir? Yani şu ana kadar gün gittikçe de artan bir eğilimle Yunus Emre Divanı ve Risale-i Nusriye'nin nüshaları müstakil olarak neşrediliyor. Özellikle bu neşirlerde eski olma durumunun temel kıstas olduğunu görüyoruz. Halbuki bu kıstasla neşredilen nüshaların hiçbirisinde bir tarih olduğunu da tarih olmadığını da biliyoruz. Özellikle Fatih nüshası bu anlamda hayli rağbet görüyor ve aynı nüsha dört kişi herhalde değil mi? Dört farklı kişi tarafından neşredildi. En azından Risale-i Nusriye üzerinden söylemek gerekirse. Bu noktada Risale-i Nusriye ya da divanın farklı nüshalarının neşri ya da tıkkı basımları hangi ihtiyacı gidermektedir? Neden başka metinlerin değil de Yunus Emre divanının farklı nüshalarını ayrı ayrı neşrediyoruz? Mesela neden Garipname'nin nüshalarını teker teker neşretmiyoruz? Hedefimiz Yunus'un metnini oluşturmak ise, başka bir ifadeyle Yunus'un zihninde oluşturduğu metne en yakın yere, en yakın metne ulaşmaya çalışıyorsak, bu nüshaların bu şekilde teker teker neşredilmesi bu noktada hangi ihtiyacı gideriyor? Ya da bu temel hedef noktasında ne gibi bir katkı sunuyor? Nüshaları teker teker neşretmenin Yunus'un metnini kurmakla doğrudan bir ilgisi yoksa, amaç bu nüshadaki dil özelliklerini ortaya çıkarmak mıdır acaba? Neşredilen farklı nüshaların dil ya da imla açısından hususiyetleri tespit edilmiş midir? Örneğin bir nüsha için tespit edilen dil ve imla özellikleri diğer nüshalarla karşılaştırılıp o nüshanın nerede durduğu üzerinde durulmuş mudur? Bu gibi başka sorular da sorulabilir. Ancak açıkça söylemek gerekirse benim görebildiğim kadarıyla, naçizane görebildiğim kadarıyla
bu şekilde teker teker nüsha neşretmenin Yunus'un sağlam bir metnini tabii ki tekrar etmek gerekiyor. Yani tenkitli neşrin temel amacı olan müellifin metnine gitme temel çabasını dikkate aldığımızda bu çabaya, bu gayeye ne derece hizmet ediyor ve acaba, yani bunu biraz çekinerek söyleyeceğim ama acaba bir tür emek israfında mı bulunuyoruz? Belki sonuçta yine buraya gelip bir şey daha söylemek gerekecek. Evet, şimdi şeye gelelim. Mustafa Tatçı Hoca'nın tenkitli neşrine gelelim. Çok tabii vaktimiz dar olduğu için çok fazla uzatmadan çok kısaca izah edeceğim. Hoca kitabında verdiği bilgiye göre şunu diyor: elindeki bu eser, yani Risale-i Nusiye'nin tenkitli metni, Risale-i Nusiye'nin eski tarihli 5 nüshası esas alınarak karşılaştırma yapmak suretiyle meydana getirilmiştir. Yani hoca temelde şunu yapıyor. Bu bahsettiğim nüshalarda şunlar: Fatih, Karaman, Yahya Efendi, Nur Osmaniye, Bursa İl Halk Kütüphanesi. Bu 5 nüshayı, bu 5 nüsha üzerinden bir metin kuruyor. Burada yanlış anlaşılmaması için şu izahı yapmak gerekecek. Hoca şöyle bir yöntem takip etmiyor. Yani bir nüshayı tamamıyla okuyup diğer nüshaların farkını vermek gibi zaten tenkitli neşri nazariyesinde bir yol, bir üslup, bir usul olan bir yolu takip etmiyor. Yeri geldiğince temel olarak Fatih nüshasını takip etmekle birlikte yeri geldiğince başka nüshalar, yani bunların sayısı az da değil, başka nüshalardan da metne müdahale edebiliyor ya da başka nüshalardan da tercih yapabiliyor. Başka nüshaların tercihlerini de bu anlamda kabul edebiliyor. Bunun nelere sebep olduğuna az sonra üzerinde durmaya çalışacağız. Ancak şöyle bir şey daha ifade etmek gerekiyor. Günay ve Horata'nın hemen Tatçı Hoca'nın neşrinden sonra çıkan neşirlerinde, ilk baskı itibariyle söylüyorum, İki hocanın ortaklaşa hazırladığı bu kitapta Tatçı Hoca'nın neşrine yönelik bir saptamada bulunuyor. Ve Tatçı Hoca'nın kurduğu metnin bir tür, mealen söylüyorum, Tatçı Hoca'nın kendi metnine doğru evrildiğini, takip edilen usulün buna sebep olduğu ifade ediliyor. Bundan sonra şimdi şey geçmekte fayda var. Tenkitli Risale-i Nusiye'nin meşhurlarını burada bırakıp nüshalar arası ilişkileri belirlemenin önemi ve bunun usulünden biraz bahsetmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Başta Selahattin Polat olmak üzere tenkitli neşir sahasında kalem oynatan araştırmacıların ifade ettiği üzere tenkitli neşir oldukça zor bir çalışmadır. Bu zorluğun asıl önemli kısmı nüshaların tespit, tavsif ve tenkide tabi tutulması aşamasıdır. Yapılacak tenkit neticesinde nüshaların birbirleriyle olan ilişkilerinin net ya da daha az belirgin bir şekilde ortaya konması tenkitli neşir ameliyesinin en önemli ve kritik sürecini oluşturmaktadır. Aşağıda Berat Açıl, Kadir Turgut ve Özgür Kavak hocalarla birlikte hazırladığımız tenkitli neşir kılavuzundan alıntıladığım bir metinle devam edeceğim. Müellif nüshasının elde bulunmadığı durumlarda yapılacak tenkitli neşir çalışmaları müellif nüshasına en yakın şekle ulaşma çabasıdır. Bu doğrultuda müellif hattı nüshanın bulunmadığı durumlarda
tespit edilen nüshaların akrabalık ilişkileri dikkate alınarak nüsha şeceresi hazırlanır. Ancak oluşturulacak bütün nüsha şecerelerinin yalnızca mevcut nüshalar dikkate alınarak oluşturulduğu, yeni bir nüshanın bulunma ihtimalinin daima var olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla oluşturulacak olan şecere, metnin nüshalarına dair ilişki ve akrabalıkları her zaman tam olarak yansıtmayabilir. Çünkü her zaman bir eksiklik vardır. Ve bu eksiklik her zaman o zinciri ne yapabilir? Bozabilir. Peki nüshalar arası ilişkileri tespit ederken neler yapmak gerekiyor? Yazmanın maddi, tekniği özellikleri ve yazmalardaki kayıtlar gibi bilgilerin yönlendirilmesi önemli olmakla birlikte bu aşamada metnin nüsha farkları çok önemli bir yerde durmaktadır. Doğrusunu söylemek gerekirse son zamanlardaki Yunus Emre Divanı ve Risale-i Nusiye'yi neşretme çabalarının büyük oranda maddi tezyini ya da işte eskilik gibi kriterler üzerinden gittiğini gördüğümü söylemem gerekiyor. Nüshaların birbiriyle ilişkisini tespit edip şeceresini oluşturmak için nüshalarda görülen ibare, tertip ve düzenleme farklarından da yararlanılır. Aynı koldan gelen nüshaların başka koldan gelen nüshalara göre çok daha çok benzerlik gösterecekleri kabul edilir. Yani kollar ve nesiller uzaklaştıkça nüshalar arasındaki farklar artar. Bunu tespit edebilmek için de metnin mümkünse tamamından, değilse başından, ortasından ve sonundan şecere tespitine yetecek kadar bütün nüshalardaki örnek farklar kaydedilir. Bu çalışmanın temel yöntemlerinden bir tanesi bu. Tamamlamadık ama bu söylediğimiz usulü gerçekleştirmek için Risale-i Nusriye'nin bütün nüshalarındaki farkları girme yolunda ilerliyoruz. Bunu neden yaptığımızı söyleyeceğim inşallah. Bu farklar karşılaştırılıp maddi tezyini özellikler ve kayıtlar da dikkate alındıktan sonra birbirleriyle yüksek oranda benzerlik gösteren nüshaların aynı koldan geldiği kabul edilir. Aynı veriler kullanılarak nüshaların üst ve alt nesilleri tespit edilmeye çalışılır. Görebildiğimiz kadarıyla Yunus nesillerinde nüshalar arası ilişkilerin tespitine yönelik bu şekilde derin bir analize dayanan çalışmalar yapılmamıştır. Böyle bir çalışmanın yapılmamış olması kanaatimizde çok önemli bir hususun gözden kaçırılmasına sebep olmuştur. Yunus'un tenkitli neşir iddiasında bulunan çalışmalarda genellikle eskiliği mevhum ve muğlak olan nüshalardan hareket edilerek yani bu söylediğimin de altını doldurmaya çalışacağım inşallah. Eskiliğin mevhum ve muğlak olması meselesi. Bir karşılaştırmaya gittiği görülmektedir. Örneğin hoca, Tatçı Hoca'nın az önce söylediğini, yani Risale-i Nusriye'yi nasıl kurduğunu ifade etmiştik. Tatçı Hoca eski tarihli 5 nüshayı esas alarak karşılaştırma yapmak suretiyle çalışmasını meydana getirdiğini söylüyordu. Bu tenkitli neşir nazariyesinde bu usulün ne kadar isabetli olduğu tartışmalı diye düşünüyorum. Bunun üzerinde biraz daha duralım. Kabul edilmelidir ki tenkitli neşir için seçilecek nüshaların bu şekilde eskilik ölçütü esas alınarak belirlenmesi yeterli değildir. Eskilik ölçütü önemli bir etken olmakla birlikte her eski olan nüshanın makbul, her yeni tarihli olan nüshanın gayrı makbul ya da çok tahrip olduğunu düşünmemek gerekir diye düşünüyoruz. Bu itibarla istinsah sürecinin çok farklı seçeneklere kapı araladığı da unutulmamalıdır. Örneğin bir nüsha bize en yakın tarihli olduğu halde müellife en yakın nüsha olabilir. Biraz daha açacak olursak 20. yüzyılın başında istinsah edilen bir nüsha arada herhangi bir vasıta olmaksızın doğrudan müellif hattından çoğaltılmış olabilir. Aynı şekilde bir nüsha çok eski tarihli olmasına karşın çok fazla tahribata maruz kalmış olabilir. Bunu en güvenilir zemine taşımanın yolu yukarıda izah etmeye çalıştığımız gibi nüshaları ciddi bir analize tabi tutmaktır. Bunu yaparken metni unutmamak. Buradaki analizden kastım daha ziyade metin. Tekrar edeyim. Nüshalardaki kuyudat,
maddi, tezyini özellikler, hatta tertip. Yani ben tertibi metne dahil ediyorum ama tertip de diyelim, bunlar çok önemli tabii ki. Ancak bunların tek başlarına, hele de metinden bağımsız olarak bir şey ifade edeceklerini düşünmek ya da bunun üzerine hareket etmenin bizi yanlış yola yönlendirdiğini düşünüyorum. Risale-i Tunusiye için esas alınan bu nüshalara dair bu doğrultuda neler söyleniyor? Bunların hepsi tenkit neşir için esas alınabilecek nüshalar mı? Yani mesela Tatçı Hoca'nın neşri için tercih ettiği nüshalar gerçekten Risale-i Nusriye'nin neşri için seçilebilecek nüshalar mı? Bu soruya daha sonra yine cevap vermeye çalışacağız. Bu nüshada Yunus'un daha çok şöyle ibareler görebiliyorum yer yer. Bu nüshada Yunus'un daha çok şiiri bulunuyor denilerek bir nüshaya değer vermek ne kadar doğrudur? Yunus'un şiirlerini çoğaltmak için sahip olduğumuz heves ve coşkuyu onun şiirlerini tefrik etmek için kullanmak daha isabetli olmaz mı? Onun şiirlerini çoğaltmaktansa belki azaltmaya çalışmak daha doğru değil mi? Naçizane mevcut çalışmalarda nüshalara değer tayin edilirken daha ziyade metin dışı unsurların merkeze alındığını görüyorum. Biz bunun yanıltıcı olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda eski nüsha bulma ya da mevcut tarihsiz nüshaları eski tarihlerle tarihlendirme çabalarının bir açıdan gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebini de az önce ifade ettim. Zira 14. yüzyılda çoğaltılmış olsa bile dolaylı çoğaltılmış bir nüsha ile 19. yüzyılda dolaysız çoğaltılmış bir nüshanın değeri herhalde birbirinden çok daha farklıdır. Bu böyle bir seçenekte 14. yüzyılda çoğaltılmış nüshanın çok da fazla bir önemi aslında kalmayabilir yeri geldiği zaman. Metinden özellikle de müellifin metnine ulaşmak gibi asli bir gaye doğrultusunda metinle daha fazla boğuşmak gerekmiyor mu acaba? Öte taraftan Yunus'la ilgili çalışmalarda sıklıkla değinildiği üzere Yunus'un şiirlerinin nasıl bir süreç neticesinde yazıya geçildiği konusunda da derin bir bilgisizlik vardır. Örneğin Köprülü Hoca çok isabetli bir şekilde Yunus'un şiirlerinin kendisinden yüzyıllarca sonra bir araya getirildiği düşüncesindedir. Semih Tezcan Hoca da rahmetli benzeri görüşler ileri sürüyordu. Hatta Risale-i Nusriye'nin bu anlamda Yunus'a ait olmayacağını da ileri sürüyordu. O belki başka bir görüş. Bu şu an çok fazla merkeze almayalım. Yine 1492 tarihli Vahit Paşa bir nüshasından sonra bunu daha muayyen hale getirip bir buçuk yüzyıl sonra da Yusuf Yıldırım Karaman nüshası üzerinde derin paleografik analizler yaparak nüshanın 14. yüzyılda üretildiğini ifade etmeye çalıştı mesela. Bunun gibi çabalar gerçekten yani metinden uzak bir şekilde Yusuf Yıldırım Hoca'nın çalışması gerçekten takdire şayan. Yani bilmiyorum okuyanlarınız oldu mu, göz atanlarınız oldu mu? Özellikle paleografik açıdan hoca bayağı gayret sarf etmiş. İşte çok farklı hüsnü hat konusunda bayağı farklı görüşlere başvurmuş, farklı çalışmalara başvurmuş ve tüm bunlar neticesinde bir sonuca varmaya çalışmış. İdris Nebi Uysal da aşağı yukarı benzer, tabii Yusuf Yıldırım'dan farklı bir şekilde Karaman nüshasının mesela 14. yüzyılın sonu ya da 15. yüzyılın başında oluşturulmuş olabileceğini düşünerek ona değer ifade ediyorlar. Bunlar örnekler. Yani bunlar yapılırken de genellikle metnin devreye sokulmadığı görülüyor. Az sonra bakmaya çalışacağız. Peki metin üzerinden baktığımız zaman yapılan bu tespitler gerçekten doğru mu? Örneğin Gölpınarlı Hoca, dün Hüseyin Akkaya Hoca da dün değil affedersiniz daha evvelki gün bir konuşmasında Gölpınarlı Hoca'nın Karaman nüshasına yönelik ifadelerine yer vermişti ve Gölpınarlı'nın bu ifadelerinde bir kızgınlık olduğunu söylüyordu. Gölpınarlı şunu söylüyor. Karaman nüshası diyor ki ancak 17. yüzyılda çoğaltılmış olabilir. Gerçekten Gölpınarlı'nın bu ifadeleri doğru olamaz mı?
bunu da yine metin üzerinden hareket ederken bunu görmeye çalışacağız. Bir metnin sözlü kültüre dahil olması büyük ölçekli tahribatlara maruz kalmasına adeta davetiyedir. Öyle ki kimi metinler ilk üretildikleri tarihten sonra daha ziyade sözlü kültür üzerinden dolaşıma girince zamanla o metnin farklı versiyonlarını oluşturacak kadar ciddi bozulmalar oluşabilir. Örneğin işte Zeynep Oktay'ın Kaygısız Aptal bir metnini iki versiyon olarak neşretmesi, başka benzeri çalışmalar da var. Bu duruma işaret ediyor. Yunus'ta da böyle bir durum oluşmadı mı acaba? Yunus Divanı'nın zamanla versiyonları ya da versiyon benzeri çok farklı nüshaları veya nüsha grupları oluşmuş olabilir mi? Şimdi bu temel sorular üzerinden temel sorulardan sonra şuraya gelelim. Biz ne yaptık? Bu çalışmanın amacı ve biz ne yaptık? Çalışmanın amacını başta da ifade etmiştim ama isterseniz bir bu çalışmaya neden girdim? Yani bir tür problemi nasıl fark ettiğimi de ifade etmek isterim. Sizler gibi ben de daha evvel pekala işte Taççı Hoca'nın daha ziyade hazırladığı neşir üzerinden Yunus Emre'nin divanını, Risalet-i Nusriye'sini okumuştum. Özellikle Vez'in açısından dikkatimi çeken bazı problemler vardı ve bunlar üzerine gitmek istedim. Bu noktada bir makale yazmak üzere hareket ettiğimde aslında Vez'in meselesi benim için biraz daha tali bir mesele haline geldi. Her ne kadar Vez'e dair makaleyi yazıp gönderdiysen de yakında çıkacak diye düşünüyorum. Vez'in meselesi gerçekten tali bir hal aldı. Çünkü nüshaları karşılaştırdığımda tenkitli neşir açısından çok ciddi bir sorunun, en azından benim açımdan bir sorun olduğunu tespit ettiğimi ifade etmek gerekiyor. Tam da bu andan itibaren şöyle bir amaç, öncelikli bir amaç olarak Risalet-i Nusriye'nin şu ana kadar tenkitli bir neşrinin yapılmadığını ifade etmek üzere hareket ettim. Ve bu çalışmanın da temel amacı bu, doğrusunu söylemek gerekirse. Peki bunun için neler yapabilirdim? Bunun için Risalet-i Nusriye'nin tabii ki nüsha tavsiflerini öncelikle yapıp işte kuyu dağıtını, istinsah tarihleri, işte tezyini, maddi ve benzeri özelliklerin hepsini tespit ettikten sonra Risalet-i Nusriye'nin farklı yerlerinden seçtiğim kısımları Risalet-i Nusriye'nin tespit edilen tüm nüshalarından farkları girip o farkları analiz ederek bir yere varmaya çalışıyordum. Tam bu sıralarda da Kadir Turgut Hoca'nın da daha evvel de size tanıttığı tenkitli neşirle ilgili olan projesi İslam araştırmaları, yani İSAM tarafından desteklenen projesi de gündeme gelmişti. Ben konuyu kendisine açtığım zaman hoca çok sağ olsun, çok kendisine çok teşekkür ediyorum. Bunu bu kendi projesi kapsamında tüm farkları girmeye davet etti. Açıkça söylemek gerekirse benim de kafamda en başında bu vardı ama bunu yapmanın çok zor olduğunu biliyordum. Kadir Hoca'nın bu noktada teknolojik olarak tabii sahip olduğu imkanlar ve bu imkanları bana sunması bu teklifi kesinlikle geri çevirmemem gerektiğini bana düşündürdü ve bunun üzerine hareket ettim. Yani doğrusunu söylemek gerekirse Yunus Emre'nin yapılacak olan neşrinin de kanaatimce böyle bir süreç neticesinde ortaya çıkması gerekiyor. Bakın hocam, sunumu da ilerletirseniz teşekkürler. Tamam hocam, oraya geleceğim. Yani şu an mevcut olan sayfa görünse kafidir. Tamam. Oraya geleceğim. Batı'da antik Yunan metinlerinin asıllarına ulaşma çabasının ne kadar titiz, ne kadar zamana yayılarak ve ne kadar ince bir işlikten sonra yapıldığını, bu süreç içerisinde ne kadar farklı teorilerin, bazıları dil bilimsel teoriler, bazıları edebiyat araştırması teorileri ve benzeri ya bazıları kodikolojik teorilerin
ortaya çıktığı bu süreci dikkate aldığımızda bizim için çok anlam ifade eden, aslında bence başka bu şekilde olan başka yazarlar da var. Yani bir Fuzuli için de aynı şeyi düşünebiliriz. Fuzuli'nin Tenkit'in neşri için bugün yaptıklarımızı bir dönüp bakarsak aslında az sonra söyleyeceklerim sanırım onun için de geçerli olacaktır. Bizim için çok önem arz eden Yunus Emre, yani gerçekten kurucu olan bir isim için benzeri bir süreci takip etmek. Zor olsa da, mesela zor olsa da divanı baştan sona tüm nüshalarının farklarını ortaya koyduktan sonra bir tercihte bulunmak, nüshalar arası ilişkileri ortaya koymak ve bunun üzerinde bir tercihte bulunarak metin neşretmek, metin neşretmeyi hak etmiyor mu Yunus? Bana kalırsa bu çok abartı olabilir. Söylediğim şey gerçekten çok mübalağalı bir şey. Bu yapılmadan da bence bu mesele anlaşılabilir. Ama ben Yunus'un bu kadar çok belki şey olabilecek, ütopik olabilecek bir emeği bile hak ettiğini düşünüyorum. Şimdi bu amaçla hareket ettik. Hocanın hazırladığı bir şey var. Bir veri tabanı var. Ben o veri tabanını şimdi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Kadir Hocam görülebiliyor mu şu an? Hocam görülüyor. Bir daha tamam. Ben şimdi buradan yazmaya çalıştım. İki tane daha sayfa ekledim. Kusura bakmayın, o haber vermek bir şey oldu. Yok estağfurullah. Önemli değil. Tamam. Şimdi biz ne yaptık? Aslında Kadir Hocam sistemi de göstermekte fayda var aslında. Evet, gösterebilirsiniz. Şu an görülüyor değil mi? Evet, görülüyor. Görülüyor. Şimdi Kadir Hocanın şöyle bir sistemi var. Başka birçok nüsha farkını girdiği metinler yanında biz Risale-i Nusya'nın tespit ettiğimiz tüm nüshalarının farklarını girmeye çalışıyoruz. Önemli bir mesafe kat ettik. Bakın şurada yukarıda nüsha şeyleri var, rumuzları var. Bu nüshaların farkları aşağıda giriliyor. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse 30 beytin tamamıyla nüsha farkları girilip analiz edildiği zaman resim çok net olarak ortaya çıkıyor. Ancak az önce de söylediğim için, üzere ben Yunus Emre için çok daha fazlasını yapalım ve çok daha emin olalım. Vardığımız sonuçtan çok daha emin olmak üzere bütün beyitlerin farklarını girmeye devam edeceğiz ve bunu daha geniş bir analize de tabi tutacağız. Ama şu ana kadar vardığımız sonuçları verileri sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle başlıklar üzerinden gitmekte fayda var. Şu an başlıklar sayfasındayım. Mümkün mertebe anlaşılır bir şekilde ifade etmeye çalışacağım sizlere. Bazı nüshaların başında divanın tanıtıcı bir şey olduğunu görüyoruz. Tanıtıcı bir cümle olduğunu görüyoruz. Bunun bütün nüshalarda olmadığını özellikle ifade etmeliyim. Ama bazı nüshalarda bu ifadeler var ve bu ifadeler oluşan bazı nüsha gruplarını destekleyen önemli bir veri olarak karşımıza duruyor. Buraya geçelim. Eserin birinci başlığı bir tarifin akıl. Fatih, Darül Mesnevi ve Nuri Arlases nüshalarında bu şekilde olan bu başlık. Bazı nüshalarda yok tabii ki. Ama olan diğer nüshalarda mesela Milli Kütüphane 2 ve Adnan Ötüken 2'de tarifin akıl
kitap şeklindeyken, bakın aradaki dönüşüme bakın lütfen. YB1 ve YB2'de bunlarda olduğu için bunu söylüyoruz. Diğer nüshalarda ya başlık yeri bırakılmış, bir şey yazılmamış ya da hiçbir şey yok. Aradaki farkı lütfen dikkat edin. Birisinde bir tarifil hak iken diğerinde vücudu insan merkezi. Beyanı vücudu insan. Çok net olarak iki grup oluşturuyor bize. Bir diğer başlığa bakalım. Dastan-ı ruh nefs ve ma yeteallaku bi imamin el ahval. Bakın Fatih nüshası ve ona yakın dört nüshada böyleyken bu başlık yine MK2A2'de de yakın ya da ondan ona çok benzer bir şekildeyken yine Karaman, buraya lütfen çok dikkat edelim. Karaman, Bursa, Hacı Mahmut ve Vahit Paşa 1'de Şerh-i Adem Aleyhisselam şeklinde. Yazma bağışlar 1 ve matbu nüshada derbeyan-ı ahvala. YB2'de de yani yazma bağışlar 2'de de aşağı yukarı aynı. Koyunoğlu ve AÖ1'de ise ehvalat, yani ahvalatı bir tür kopya etmişler ya da onun bir yanlışı olarak ehvalat şeklinde. Şu başlık üzerine çok durmayacağım ama YB1 grubu içerisinde bu bölümün ek olduğunu ifade etmem gerekiyor. Diğer nüshalarda olmayan bir ilave olduğunu ifade etmem gerekiyor. Dastan-ı kanaat. Bakın burada F grubunda F'de dastan-ı kanaat başlığı Karaman ve Bursa'da kibir, dastan-ı kibir. Bakın bir nüshanın kanaat olduğu olarak anladığını diğer nüsha grubu kibir olarak. İçeriği her iki nüsha grubuna göre farklı. Devam ediyor. YB ve matbu nüsha ise şeye daha yakın. YB1 grubunun az sonra devamı olabilecek mahiyetteki diğer nüshalar olan Koyunoğlu, AÖ ve Vatikan nüshası da aynı şekilde. Bir diğer başlık Dastan-ı Buşru yani Gaza. Fatih nüshası Roma yakın nüshalarda böyleyken daha çok ciddi dönüşten şeye bakarak söyleyelim. Vahit Paşa'da Dastan Buşu yani Hüsnü Gazap YB2'de ise Derbeyan Ahvali Buşu şeklinde. Evet. Dastan-ı Sabr diye bir başlık var. Bu başlık ama birçok yerde birçok nüshada yer almadığı için bunu çok dikkate almayalım diye düşünüyorum. Bu başlıkta Derbeyan Hanat-ı Buhl şeklinde yazma bağışlar 7'de yer alan bu başlık Karaman'da Buhl-ı Haset şeklinde yer alıyor. Diğer nüshalarda da Karaman'a yakın bir şey var. Daha ortak olan bir başlık olan son başlığa gidelim. Neredeyse bütün nüshalarda olan bir başlık. Ve ona yakın şeylerde dastan ak iken Karaman'da dastan-ı gaybet-ü buhtan. YB1'de dastan-ı aklı cüzbi ve ona yakın diğer nüshalarda da durum bu. Şimdi bu başlık üzerinden, bu sadece başlıklar üzerinden vardığımız bazı sonuçlar var. Bir kere başlıkların metni, bilmiyorum sizin dikkatinizi çekti mi? Temelde bizi iki kanala yönlendiriyor. Birbirinden farklı iki yola yönlendiriyor. Bunlardan şu an için bir tanesini F grubu, diğerinin de Karaman ya da dil tarih coğrafya. Dil tarih coğrafya demek daha doğru. Dil tarih coğrafya grubu olarak değerlendirmek mümkün. Karaman'ın da içinde yer aldığı ikinci bir grup olarak değerlendirmek mümkün. Ancak
Başlıkların tertibi, sıralaması da yine bu temelde ikiye ayrılan grubu destekliyor. Şimdi metin üzerinden devam etmek istiyorum. Metin üzerinde de tabii vardığımız verilerin hepsini sizinle şu an kısa sürede paylaşamam. Bunun için şöyle bir yola başvurdum. Her bölümün başındaki ilk beytin size sunmaya çalışıyorum. Bütün nüshalardaki hallerini size sunmaya çalışacağım. Şimdi ilk beyt, üçüncü başlığın ilk beyti. Padişahın hükmeti gör neyledi? O da su toprağa yele söyledi. Bakınız F ve şu diğer nüshalarda şu şekilde. Çok az bir farklılıkla bunu varyant olarak değerlendiriyorum. Birinci, dikkat ederseniz şimdiden zaten ben kendime de açık ettim. Versiyon 1 diyorum. Versiyon birinci varyantı ve ikinci varyantı. Şuraya dikkat ederseniz. İkinci varyantında ne olmuş efendim? Hikmeti kelimesi hikmetin olmuş. Toprağı ise toprak şeklinde dönüşmüş. Üstelik bu tercih vezni bozmuş. Bu nerede? İstanbul Üniversitesi ve onu takip eden nüsha grubunda bu şekilde. Efendim aşağıya geldiğimizde ise burayı işaretlemeyi sanırım unutmuşum. Burası karıştı mı? Bir saniyenizi alacağım. Evet, şu aşağısı. Şu lütfen görmezden gelin. Bu başka bir bölümün kısmı buraya gelmiş. Şu yukarıda gösterdiğim beyt, yani padişahın hükmeti gör neyledi beyti, şu nüshalarda, yani dil tarih coğrafya, dil tarih coğrafya nüshası bu bölümde eksik. Aşağıdaki bölümlerde gelecek. Karaman nüshası da bu bölümde eksik. Ama biz bunların aynı tercihte bulunduğunu düşünüyoruz. Çünkü onlarla birebir aynı olan, onlardan türediğini net olarak tespit ettiğimiz Milli Kütüphane 3 nüshasında şu şekilde. Ol padişaha kadim dilerdi bir hikmet eyleydi. Odur toprağı yiğit kudretinden söyleyeydi. Şimdi aslında sadece bu fark bence söylemek istediğimiz için kafi gelir. Burada sizin de göreceğiniz üzere çok farklı iki tane Yunus ortaya çıkıyor. Yani bunun alelade birer nüsha farkı olduğunu, yani en azından yukarıdaki iki varyant arasında olduğu gibi alelade çok karşılaşabileceğimiz, standart metinlerde çok görebileceğimiz ve basit nüsha farklarının olmadığını çok rahatlıkla görebiliriz. Tabii belki Kadir Hocam hata yaptım. Risale-i Nusriye'ye dair hiçbir bilgi vermeden doğrudan daldım konuya ama burada önemli olduğu için hemen değinelim. Risale-i Nusriye ilk bölüm hariç, yani şu bölüm oraya dahil. Bu bölüm, şu an örneklerini verdiğim bölüm, failatun failatun failunle yazılıyor. Diğer kısımlar ise mefailun mefailun feulun ile yazıldığı yazılmış. Şimdi burada dikkatli bir okuma yaparsak ikinci versiyonda vezin filan kalıyor mu? Ol padişah kadim, yani bitiyor, okuyamıyorum ben şeye göre, vezne göre taktiğini yapamıyorum. O kadar bozuluyor. Şimdi bu benim için artık versiyon. Ben versiyonları bu şekilde mavi ile gösterdim. Yani yukarıdaki birinci versiyondaki versiyon arasındaki ciddi farkı şeyle göstereceğim. Mavi ile göstereceğim. Burada dikkat ederseniz beytin bütününü mavi ile gösterdim. Çünkü beytin bütünü, her ne kadar birkaç ortak kelime varsa da beytin bütünü tamamen yeniden yazılmış ve yeniden kurulmuş.
bu yeniden yazılan ve kurulan beytin bu ikinci versiyonda da birkaç tane varyantı oluşmuş. Mesela Pertev Paşa varyantında toprağı odusu toprağı eksiltilmiş bu şekle dönüşmüş. Ali Emiri ve Bursa nüshalarında şu dönüşümler olmuş. Şu ise YB1 bu şeyde şu olmayacak. YB1 diyeceğimiz grup bundan sonra bunun üzerinde çok duracağız. Bu ikinci versiyonun içerisinde çok önemli duran bir grubu teşkil ediyor bu. Gerçekten bu ikinci versiyon içerisinde adeta farklı bir yerde, hatta kimi beyitlerde acaba üçüncü bir versiyon mu diyebileceğim kadar farklılaşan bir grup. Ama dikkat edin, siz de dikkat ederseniz ki bu grup da pekala şu baştaki grupla çok yakın. Yani bundan tamamıyla kopuk da değil. Her ne kadar bazı farklılıkları bulunsa da bu şeye oldukça yakın. Yine şeye de bir yakın olarak bu dizimi de, bu arada bunu da söylemem gerekiyor. Bu dizimi de tabii artık ben kafamda bir adeta bir grup, bir şecere oluşturdum ve bu varyantların dizimini de adeta birbirlerinin devamı olacak şekilde dizdim. Bu iki şeyde Vatikan ve Nur Osmaniye ise şu önceki şeyden sadece dilerdi kelimesinin diledi olması dolayısıyla farklılaşıyor. Kadir Hocam, burada bir durup bir soru sormak istiyorum. Acaba şu an nasıl ilerliyoruz? Çok anlaşılıyor mu? Yoksa kendi kendime mi gidiyorum? Bilemedim. Belki sorularla açılabilir. Evet, yani belki anlaşılmayan bir şey şu varsa. Şu anda bence hocam aklındaki bize takdim ederseniz belki sorular o sayede açılabilir. Sizin akışınızı bozmayalım yani. Şöyle yapalım o zaman. Ben vardığım sonucu bir grupla şey yapayım, göstereyim, bir şeceresini göstereyim. Sonra bu dönüp bu örnekler üzerinden bunu nasıl kanıtladığım bir hocam, anlamda. Bir şey hatırlatayım. Ben maalesef bundan dolayı özür dilerim. Geç ilettim. Şu aşağıda yeni sayfalar var ya. Evet. Onların bir tanesi benzerlik oranlarını gösteriyor. Gruplar arası. Bir tanesi de nüshaların özgünlük oranları. Hocam bakarsan ona da o zaman bakalım ama şimdi tamam. Bence vardığım sonucu ben sizinle önce bir paylaşayım. Tamam. Ya. Bakınız, vardığım sonuç şu. Öncelikle ben temelde iki versiyon olduğunu, bu iki versiyonun da az önce sizin de örneklerinde gördüğünüz üzere adeta iki ayrı esere dönüşecek şekilde, tabii ikinci eserin ne oranda anlamlı, ne oranda Yunus'un kastettiğine yakın olup olmadığı noktasında çok ciddi şüphelerin bulunduğu iki versiyona dönüştüğünü tespit etmiş bulunmaktayım. Bu versiyonun birinci nüshaları şu şekilde, birinci nüshalarının gruplandırmasını şu şekilde kurduğunu söyleyebilirim. Fatih nüshası şu an bu grubun, bu versiyonun en eski ya da asıl çıkış noktası olabileceğini düşündüğümüz ve bu yönde de çok ciddi karinelerin olduğu, yazmanın üzerinde çok ciddi karinelerin olduğu Fatih nüshası elimizde. Peki Fatih nüshası nasıl çoğaltıldı? Bir kere öncelikle Fatih nüshasını bilmiyorum, görenleriniz oldu mu? Kadir Hocam bilmiyorum, belki eğer varsa sen de yansıtabilirsin hocam. Fatih nüshası tezyini özellikleri, yazım özellikleri açısından çok standart ve çok muhtemeldir ki birisine, bir devlet adamına, bu padişah olur mu olmaz mı bilemiyorum ama sunulmak üzere yazılan çok itinalı ve muhtemelen yazma sanatı açısından da hayli harcanan
masraf harcanan bir nüsha. Bu nüshadan Darül Mesnevi ve Nuri Arneses şeylerinin çoğaltıldığını görüyoruz. Şu şekilde görüyoruz. Bu iki nüsha aynı müstensih tarafından çoğaltılmış. Muhtemelen kısa sürede adamın biri kalkıp iki tane nüshayı Fatih nüshasından şey yapıyor. Bunların buradan geldiği o kadar çok net ki, yani neredeyse hiçbir fark çıkmıyor aralarında. Hiçbir fark çıkmıyor neredeyse. Kaç beyit inceliyorsunuz hiçbir fark çıkmıyor. Ne tertip açısından ne de şey açısından. Fatih nüshasına yine hayli yakın olan, ondan türetildiği belli olan bir diğer grup da Uşşaki ve diğer nüshalar, bu kısaltması verilen diğer nüshalar. Bu grupta ise yer yer bazı küçük şeyler çıkabiliyor. Farklar çıkabiliyor ama bunlar asla versiyona dönüştüren şeyler değil ve çok sık değil. Bir diğer ve biraz daha uzaklaşan bir şey ise, ama kesinlikle Fatih nüshasından çoğaltıldığı kesin olan İYÜ grubu. Yani İstanbul Üniversitesi. Bu ve bunun altındaki nüshaların Fatih nüshasından çoğaltıldığını bu nüshalardaki nüsha farklarından anlıyoruz. Bu nüshaları çoğaltanlar bu nüshalardaki herhangi bir farklılığı, Fatih nüshasıyla olan farklılığı sayfa kenarında gösteriyorlar. Muhtemelen bunlardan bir tanesi, yani ya İstanbul Üniversitesi ya Ali Emir'in nüshası, Fatih nüshasından çoğaltırken özellikle de vezin ya da kafiye gibi hususlara dikkate alarak bazı tasihlerde bulunuyor. Bu tasihleri yaparken Fatih nüshasındaki şeyleri de, farkları da aynıyla kenara yazıyor. Gelen diğer iki nüshada bunları çok düzenli olarak aynıyla yazıyor, devam ettiriyor. Hocam, sizin paylaşımınız varken ben nüshaları paylaşamıyorum. Söylemek istedim. Ya ekran paylaşamıyorum siz paylaşırken. Tamam hocam. Ben paylaşayım mı şimdi? Tamam. Şimdi evet, paylaşabilirsiniz belki. Hocamın kastettiği Fatih nüshası bu. Hocam birkaç tane şey ileriden, evet. Bakınız dikkat edin buraya. Yani hocam şurada bir dördüncü şeye gelin. Dördüncü varak. Aşağı mı? Varak. Evet. Yani her tarafından aslında anlaşılabiliyor ama yani bunun vezne göre de çok standart bir hal aldığı ve aruz imlası, bilenler bilir, aruz imlasının çok düzenli bir şekilde uygulandığını görüyoruz. Bunu kapatabiliriz hocam. Ben müsaadenizle devam edeyim. Evet. Bakınız birinci versiyonun şeyi aşağı yukarı böyle. İkinci versiyon için iki tane şeyim var. İki tane ihtimalim var. Bu iki ihtimali de hızlıca anlatmaya çalışacağım. Bu versiyonun aslının sözlü kültüre girmiş bir kaynak nüsha olduğunu düşünüyorum. Bu versiyonun aslı nasıl oluştu? Buna dair çok fazla şu an bilgimiz yok. Ancak şöyle sorular sorulabilir. Bu versiyonun aslı doğrudan F nüshası olabilir mi acaba? Fatih nüshası olabilir mi? Aksini de düşünmek mümkün olabilir. Belki bazılarının aklına o gelebilir. Yani Fatih nüshası bu nüsha grubunun kaynağı değil de bu nüsha grubu Fatih nüsha grubunun kaynağını teşkil edemez mi? Bunun olamayacağını anlıyoruz. Bunun olamayacağını birçok yerden anlıyoruz. Verileri az sonra incelerken sizler de zaten buna kani olacaksınız diye düşünüyorum. Ancak F nüshası acaba sözlü kültüre girdikten sonra acaba bu nüsha grubunun
kaynağını oluşturan bir hale dönüşmüş olabilir mi? Bu da bir başka bir soru. Her ne olursa olsun biz bu NUSA grubunun sözlü kültür içerisinde hayli dönüşen bir grup üzerinden çoğaltıldığını düşünüyoruz. Ve bunun için Vahit Paşa 1, yani Ersen Ersoy Hoca'nın, kendisine teşekkür ediyorum bu vesileyle. Kendisi NUSA'yı benimle paylaşmıştı, çok sağ olsun. Tabii her şeyden evvel böyle bir şeyi fark etmesi, böyle bir NUSA'yı fark etmesi de ona Medyon'u teşekkür olduğumuzu ifade ediyor. Onun bahsettiği NUSA'nın, ben bu grubun kaynağı olduğunu düşünüyorum. Bu değiştirilebilir. Bu gruptan temel olarak iki kolun oluştuğunu, bu bir kolun bir tarih, coğrafya, Karaman ve bu şekilde devam ettiğini, diğer grubun da yazma bağışlar bir dediğimiz grup olduğunu, bu grubun da yine kendi içerisinde mesela Koyunoğlu ile AÜ 1'in birbirinden çoğaltıldığını tespit etmiş durumdayız. Bu net, kesin. Bu iki nüsa birbirinden çoğaltılmış. Yine Nur Osmaniye grubu Vatikan ve Vahit Paşa 2 ile bu grup içerisinde birbirine çok yakın. Vatikan'ın 1629 mu, yanlış hatırlamıyorsam, o yıllarda çoğaltıldığı, Nur Osmaniye'ye dair şu ana kadar yapılan çalışmalarda sanki gözden kaçırılmış bir durum var. Genellikle tarihsiz deniliyor ama Nur Osmaniye çok geniş bir mecmua ve mecmuanın sonunda mecmuayı derleyen şunu söylüyor. Diyor ki bu mecmuada derlediğim bütün şeylerin, metinlerin tamamlanma tarihi şudur diyerek 988 ya da o civarda bir şey veriyor. Dolayısıyla aslında Nur Osmaniye'nin tarihi belli ve Vatikan'a göre daha mukaddem bir nüsa olduğunu burada tespit ediyoruz. Şu üç nüshanın dil, tarih, coğrafya, Karaman ve Milli Kütüphane üç nüshasının ise birbirinden çoğaltıldığını çok net olarak tespit etmiş durumdayız. Yani kesin veriler elimizde bulunuyor. Tabii az sonra metinlere tekrar döneceğiz ama metinlere dönmeden önce şu şeyi de ifade etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Nüshalar arası ilişkileri tespit ederken az önce söylediğimiz hususlar çok önemli. Yani temelde metin üzerinden hareket etmek, işte başka kuyudat ve benzeri şeylere dikkate almak. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Kimi müstensihler, kimi müstensihler metinleri çoğaltırken anlaşılan metinlerin sayfalara konumlandırma biçimlerini de kopya ediyor. Bakınız, birbirinden çoğaltıldığını net olarak tespit ettiğimiz üç tane nüsha. Dil, tarih, coğrafya, Karaman, Milli Kütüphane 3. Bunların dizaynı, sayfa konumlandırmaları tamamıyla aynı. Vahit Paşa da aynı, biz bu aynılığı oradan gelmeye bağlıyoruz. Bunlar, Vahit Paşa'yı ben bunlarla bu kadar yakın bir şekilde ilişkisini tespit etmiş değilim. Yani tespit etmiş değilim derken tamamen birbirinden uzak değiller ama şu üçünün birbiriyle ilişkisi çok kesin veriler üzerine bina edilmiş. Söylemek istediğim şey şu: çalışmalarımızda yazma kültüründe çalışırken nüshalar arası ilişkileri belirlerken sayfa konumlandırmasının da yardımcı bir şey olarak, işaret, delil olarak işimize yarayabileceğini düşünüyorum. Bunu daha evvel fark ettiğim için de bunu ifade etmem gerekiyor. Sanırım yakın zamanda Meryem Babacan Bursalı da aslında buna benzer bir şey söylemişti. Menakıbı Yahya Efendi'yi neşrederken nüsha tasvirlerinden nüshalar arası ilişkileri tespit ederken onun da böyle bu yönde bir dikkati vardı diye hatırlıyorum.
Şimdi birkaç örnek daha verip sorulara geçelim. Yaptığım bu tespiti şimdi metinler üzerinden bir anlamda kanıtlamaya devam edelim. Bakınız, dördüncü bölümün mensur olan başlığı, Risale-i Nusiye'de bir mensur başlık var. Bu mensur başlık akıl türlerinden bahsediyor. Bu başlık, bakınız, Fatih nüshası ve onu aynıyla takip eden Darül Mesnevi ve Nuri Aleyhisselam'ın nüshalarında şu şekilde. Buna çok yakın olan nüshalardaki farklılık sadece şurada. Gi, yani gayinla değil de kefle yazılmış. Şurada da ahvalin değil de ahvalini belirtme eki getirilmiş. YB7'de bir dahı ve ahval kelimesi tekilken çoğula dönüşmüş. İ-ü, yani İ-ü grubunu şu şekilde şey yapabilirim, tanımlayabilirim. İ-ü grubu metni kendince daha ileriye taşımak amacıyla Fatih nüshasına müdahalede bulunan grup diye tanımlayabilirim. Bu nüsha grubundaki değişiklikler ise bu şekilde görüyorsunuz. Kırmızı ile işaret ettiğim şekillerde. Gelelim ikinci versiyona. Bakınız, birinci versiyon nasıl görünüyor? Şu mavi ile işaretlediğim yer tamamıyla yeniden yazılmış yer. Her ne kadar ortak kelimeler barındırsa da burada artık birinci versiyon ile kurulum açısından bir şey yok, alakası yok. Bu Vahit Paşa 1, yani Ersen Ersoy Hoca'nın tespit ettiği 1492 tarihli nüsha. Bu Karaman'ın içinde olduğu bir diğer grup. Aradaki farkı görüyorsunuz. Maaş kelimesi maişet türe dönmüş. Burada P ve HM'de bu maişet farklılığına ek olarak şurada akıl kelimesi eklenmiş. Gelelim. Asıl bu diğerleri birbirine çok yakın. Asıl farklılığın oluştuğu yer. YB1 ve Vatikan. Yani bu ikinci versiyon içerisinde de daha böyle ciddi varyantların ciddi dönüşümün şu grupta olduğunu görüyoruz. Vatikan, Maniye'nin de dahil olduğu şu üçlü grup. Bakınız burada da YB'de görüyorsunuz, ol kim cüzvidir uçmak tertibin bildirir cümlesi ortadan kaldırılmış. Diğer değişikliklerin de bu şekilde olduğunu görüyoruz. Bir tane daha şey göstermek istiyorum. Bir tane daha manzum metin göstermek istiyorum. Bakın beşinci başlığın ilk beytinde her ne kadar nazım tekniği açısından ciddi bir dönüşüm olsa da oluşan dönüşüm çok kapsamlı değil. Gel imdi dinle sözü şerh edeyim. İkinci versiyonda neye dönüşüyor? Dinle imdi bu sözü şerh edeyim. Dolayısıyla bunun üzerinde çok fazla durmadan yedinci başlığa geçiyorum. Diğerlerini de görüyorsunuz zaten. Bakınız yedinci başlığa bakalım. Eğer dinler isen haber vereyim. Akıl casusu nedir? Dinler isen yeni haber vereyim, casus olan akla nedir göreyim. Dikkat edecek olursanız metin tamamıyla yeniden kurulmuş. Ve bu metin içerisinde de bu ikinci versiyonun da yukarıdaki şeylere benzer, eğilimlere benzer şekilde farklı varyantlarının oluştuğunu görüyorsunuz. Mesela YB1 grubunda olan gidiyor, bunun yerine dir geliyor. Buna ek olarak Vatikan Nur Osmaniye grubunda ise şöyle bir değişiklik oluyor, tur ekleniyor. Ben bunu bu şekilde devam ettirebilirim. Ama burada bence bir durmakta, bir de son beyte bakalım. Burası Mesnevi'nin son beyti. Bakınız, B grubunda azın azın bu ömrün geçesidir olan sorarsın sen bu ayın nicesidir şeklinde olan beyit. İ-Ü grubunda dikkat ederseniz önemli şekilde dönüşmüş.
müdahale hayli fazla. Ama bakınız aşağıda ikinci versiyona geldiğiniz zaman ne oluyor? Tamamıyla yeniden yazın. Geçer ömrün bilmezsin nicesidir. Ha sorarsın ki ayın necesidir. Burada Vatikan ve Y1 grubu o kadar çok şey olmuş ki yani bundan çok emin olmaksızın aslında sadece değil ne kadar fazla olduğunu göstermek için yaptım. Yoksa bu sonuca varmış değilim. Üçüncü bir versiyon olduğu sonucuna varmış değilim. Sadece dönüşümün ne kadar farklı olduğunu göstermek için bunu gösterdim. Burada bakınız bu versiyon da önceki ikinci versiyondan da hayli farklı. Ömrün bil azın azın geçisidir. Sen sorarsan bu kim bu yol nicesidir. Yukarıya benziyor mu? Benziyor. Hafif daha biraz daha benziyor. Hatta bu itibarla birinci versiyona daha fazla benziyor. Durum böyle. Şimdi isterseniz ben burada Kadir Hoca'ya sözü bırakayım. Kadir Hocam sen o oranların üzerinden de bir şey yap. Dediğimizi doğruluyor mu oranların yoksa yanlışlıyor mu? Sana zahmet olacak sen bir şey yap hocam. Hocam rica ederim. Ben şimdi bir korsan bildiriyorsun yormuş gibi olmayayım. Ben bundan evvela bir teşekkür bir de özür dileyim. Teşekkürü bu verileri giren biraz önceki de Sadık Hoca'nın gösterdiği ekranda adları görünen arkadaşları girdiler. Onlara teşekkür ederiz. Bunların adlarını da gördük. Bazılarının adlarını anmak isterse hocam anabilir. Adlarını gördüğünüz için diğer dinleyicileri yormayalım. O verileri girdiler. Teşekkür ederim. Bir de kusura bakmasın. Sadık Hocam bu rakamları aslında ben birkaç gün önce iletmeliydim. Kimseye de söylemedim ama bizim bu şey oranları gösteren çalışma şeysi de bir aksaklık oldu. Çalışmıyordu. Çalıştırabilmek umudum da yoktu. Bundan dolayı hiç hocaya bahsetmedim. Fakat bugün bir yardım aldım ve bunları oluşturabildim. Ondan dolayı bir şey oldu. Bu kastettiğim de hocam da şu anda haberdar olmadığı için bunun ne olduğunu bilmiyor. Ben çünkü biraz önce eklemişim. Yani yaklaşık yarım saat önce toplantıda yarım saat önce ekleyebilmiş oldum. Şimdi hocam bunlar nüshaların yalnızlık oranları. Yani bütün gruptan ayrılıp tek başına ne kadar ibarede, varyantta bulunuyorlar. Bu özgünlük oranı bu. Yani bu en yüksek özgünlük oranı, diyoruz iyi bir şeymiş gibi oluyor ama ayrılma oranı, yalnız kalma, sapma oranı. Böyle görünüyor. Hocam siz bakın, sizin şeye uyuyor mu? Yani bu mesela F gördünüz bu 6 tane. Dolayısıyla sapma hocam, oranı en düşük olanlardan. Şöyle bir şey olabilir mi? Nüshalar arası ilişkileri gösterebilecek bir şey var mı? Benzerlikleri. Nüshayı mı göstereyim? Nüshalar arası benzerlikleri. Ha, nüshalar arası benzerlikler de göstereceğim ama bu sapmalar. Benzerlik evet. Oranları da şunlar. Evet. Şimdi burası aslında çok önemli. Hı. Efendim? Burası çok önemli diyecektim. Evet. Burada benzerlik oranlarını görüyoruz. Bunun tamamını maalesef tamamını gösteriyor. Gruplar arası yapıyoruz biz. Sayı arttıkça evet. Hesaplamak zorlaşıyor. Ondan dolayı sizin gruplanmıştınız onlara göre yapıyor. Evet. Bu oranda evet. Böyle görünüyor. Şuradan evet. Grup sayılarına hocam ben burada biraz gideyim. Efendim siz buyurun. Evet. Bakınız dikkat ederseniz az önce keşke aynı anda gösterebilseydik ama herhalde bu olmaz. O gösterdiğim şecerede ne diyordum? F ile D arasında çok büyük oranda, çok ciddi oranda şey var diye. Bakınız benzerlik oranı 80-90. Yani bu çok ciddi bir oran. F ile Nur... Hocam isterseniz siz alın paylaşım yapın. Devam edin. Ekranı kaydırırsınız. Olur mu? Tamam olur tabii devam edin. Paylaşım yapın. Şeyi açın. Bu sunumu değil de ekranın bilgisayarı açın. Yani bu sistemi açın biraz önceki tamam, sistemi. Tamam açtım. Ama sunumda da o değil. Nasıl? Ekrana onu paylaşmadınız. O zaman sunumu kapatın öbürünü açın. Tamam peki. Tamam.
Evet. Bakınız, burada az önce de dediğimiz üzere FDFNA arasındaki çok ciddi bir benzerlik oranı var. Neredeydik? Şuradaydık değil mi hocam? Evet. Yüzde, bu da aşağı yukarı aynı şekilde. Bakınız, benzerlik oranının düştüğü FIÜAEHP az önce söylediğim üzere nispeten biraz daha müdahaleci olan, ama açıkça söylemek gerekirse şu şeyler Kadir Hoca, bunun hangi veriler üzerinden, arkadaşların girdiği tüm veriler üzerinden mi oluştu? Sizin en son sizin çalıştığınız veriler üzerinde. Evet. Yani bu biraz düşük gibi geldi bana. Bu kadar da değil. Öyle ama. Evet. Bakınız DNA arasındaki oran 95. Yani az önce söylenen şeyi çok doğruluyor. Hasılı birinci şey için, birinci versiyon için söylenenleri aslında bunlar doğruluyor. Şimdi bir de eğer mümkün olsa mesela F ile DTCF ya da F ile Karaman arasında hocam. F ile Kar, pardon, F ile Kar gruplar arası diye bir yer var. Gelin oraya. En yukarıya gelin hocam. Bakın F ile Kar var yerde. Görüyor evet, musunuz? Bakınız, görüyor musunuz? F ile Kar arasındaki ilişki 29. Bu kadar birbirine benzemeyen iki tane nüsha. F ile Watt arasındaki, yani Vatikan nüshası arasındaki ilişki yakın zamanda biliyorsunuz çok kıyamet kopan etrafında. Bunun üzerinde yine vakit kalırsa bir şeyler söyleyeceğim. Bunun gibi bunu çoğaltabiliriz. Bunu sağ tarafa çekip diğer gruplarda görebilirsiniz hocam. Evet. Hocam aslında bu ikisi kafidir bana. Yani bu ikisi iki çok net olarak olayı gösteriyor. Bunlar mesela bakınız size ne demiştim? Koy ile AÜ'nün birbirinden çoğaltıldığını kesin olarak tespit ettim demiştim. Bakınız oran ne? %91. Yani bu oranlar bizim girdiğimiz verilerin işte sağ olsun gerçekten çok teşekkür ediyorum Kadir Hoca'ya. Bunları bize şey yapması, bu şekilde oranlara dökmesi de çok önemli oluyor. Çünkü çok fazla veriyi bu anlamda tek bilgisayar teknolojisi olmadan analiz etmek çok zor. Hocanın sağladığı bu şey sayesinde çok rahat olarak bunları görebiliyoruz. Kadir Hocam. Efendim. Vakit çok daral. Ben şimdi asıl yapmak istersiniz. Burada bir hazırlık oldu. Ben bir de Tatçı Hoca'nın neşrinin tenkitli neşir olmadığını örnekleyen bir şey. Yani bunun altını doldurmam gerekiyor. Sami Hocam çok mu geciktik bilmiyorum ama bir 10-15 dakika bana verin. Bitirelim. Tamam. Sonra da soruları 10 dakika alırım. Verelim hocam. Tamam. Eyvallah. Peki. Şimdi demiştik ki Tatçı Hoca 5 tane nüsha üzerinden şey yapıyordu. Eski olduğunu düşündüğü şey. Hoca tekrar hatırlatalım. Tek bir nüshayı takip etmiyor. İfade ettiğine göre doğru olduğunu, yani bu doğru çok önemli. Doğru kelimesi gerçekten bu gibi tenkitli neşirlerde çok netameli bir kelime. Kimin doğrusu sorusu hemen akla geliyor. Hoca doğru olduğunu düşündüğü yerlerde bütün nüshaları ne yapabiliyor? Tercih edebiliyor. Bu 5 nüshadan herhangi birisini tercih edebiliyor. Şimdi örneklere hiç geçmeden yukarıda gösterdiğim görüntü üzerinden söylemek gerekirse sizce bu şeyler, bu nüshalar aynı anda bir araya getirilebilir mi? Yani bu kadar birbirinden farklı olan nüshaları bir araya getirmek mümkün olabilir mi? Şahsen ben bunun mümkün olmadığını düşünüyorum ve bunun mümkün olmadığını hocanın bu yöndeki tasarruflarının nasıl işi zorlaştırdığını göstermek bakımından gösteren örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bakınız Fatih nüshası ne diyor? Bu nefs olanları 9 kişidir. Nifak-ı şirk anların işidir. Tatçı Hoca burada birinci şeyi 9 yazmış ama 9 aslında. Yani şeyde çok net olarak
Tokus şeklinde böyle met harfleriyle gösterilmiş Fatih nüshasında. Taççı Hoca birinci mısrayı fe nüshasından alıyor ama ikinci mısrada Karaman, yanılmıyorsam, şimdi keşke onu da yazsaydım ama Karaman, yani ikinci versiyondan bir şeyi tercih ediyor. Bu tercih neyi değiştiriyor ki diyebilirsiniz. Müdam küfrü nifak anın işidir. Ne dersiniz hocam? Sani Hoca. Abi ben dinleyeceğim şu anda. Soru cevap aslında sorularımızı soracağız. Ne dersin, burada bir değişiklik, önemli bir değişiklik var mı? Önemli bir değişiklik var. Bakınız, Fenüs hasında dikkat edin, bu nefs oğlanları çoğul olan bir şey geliyor. Çoğulluk, tekillik. Çok güzel Eren. Teşekkür ediyorum Eren. Aynen öyle. Bakınız, Fenüs hasında özne durumundaki şey çoğul iken oğlanları nifak-ı şirk anların işidir derken, Taççı Hoca'nın başka nüshadan yaptığı tercih metni bozuyor. Ve dolayısıyla nesnel olarak bu metnin Yunus Emre'nin metni olmadığı, Taççı Hoca'nın metni ne dönüştürdüğünü gösteriyor bize. Bunu nesnel olarak gösteriyor. Yani bu yoruma açık bir değil mi? Tırnak içerisinde söylemem gerek. Yani Taççı Hoca'nın kendi metni derken onun oluşturduğu bir metin oluyor. İkinci örneğe geçelim. Ulu oğlu tamah eyü iş etmez, cihan mülkü anın olursa gitmez. Ulu oğlu tamah. Bakın tabii burada bağlam da çok önemli. Bağlamın tamamını veremedim ama Fenüs hasında denen şey şu. Tamadan bahsediliyor. Tamah gibi soyut bir şeyden bahsediliyor ve bunun iyi iş itme diye söyleniyor. Hocanın tercih ettiği şey Ögüt ise bağlamı dikkate aldığımız zaman alakasız gibi görünüyor. Yani cihan mülkü anın olursa yitmez ile Ögüt işitmez arasında çok doğrudan bir ilişki yok. Halbuki ey iş itmez bu bağlamı devam ettiriyor. Hocanın burada bir mısrayı F nüshasından, diğer nüshayı başka bir nüshadan alması, özellikle ikinci versiyondan alması, bu metnin yeniden anlamsız hale, anlamsız demesek bile müellifin metninden uzaklaşmaya doğru götürdüğünü düşünüyoruz. Bunu söylerken şöyle düşünmeyin, yani müellif metni Fatih nüshası mı? Bana kalırsa bu nüsha müellif metnine daha yakın ama %100 olmayabilir tabii ki. Ama bu müdahale bundan bağımsız olarak metni bozuyor. Aşağıdaki şeye bakalım. Tekebbür eyleme kim sevri kesin, sevilmişler yoluna biri kesin. Burada hoca şöyle müdahale ediyor. Tekebbür olmagıl kim sögülesin, sürükmüşler bile hem biri kesin. Burada birden fazla nüshaya müracaat ediyor. Adeta birkaç nüshadan bir metin oluşturuyor. Buradaki problem ne peki? Ne dersiniz? Arkadaşlar yardımcı olun lütfen. Genç arkadaşlar. Sevgili arkadaş hocalarım lütfen siz alınmayın. Size karşı adilsizlik olmasın lütfen. Ama gençler bana yardımcı olur diye düşünüyorum. Eren, ne dersin? Yani yine o birleşik fiille alakalı mı? Tekebbür eylemek, tekebbür olmak. Doğru, orada da bir problem var ama daha net olan dikkat ederseniz şey gidiyor. Birinci şeyi dikkate aldığınız zaman, Fatih nüshası grubunu dikkate aldığınız zaman kafiye gidiyor. Kafiye ortadan kayboluyor. Bakınız, kafiyenin ortadan kaybolduğu daha net bir örnek olarak şunu söyleyeyim. Hocanın tercih etmediği ama nüshalar arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından F nüshasında bakın, Akdem'den idi, Adem'den idi. Vahit Paşa ve Karaman'da nasıl? Kadim'den idi.
Adem'den idi. Dikkat ederseniz kafiye harfleri bozuluyor. Burada da benzeri bir durum oluşmuş. Hocanın yaptığı tercih metnin kafiyesini bozuyor. Bu arada şunu hiç söylemedim ama bu ikinci versiyondaki metinler çok büyük oranda vezni çıkmaza sokuyor. Vezni bozuyor, vezni devam ettirmiyor. Burada ama öncelikli olarak kafiye bozuluyor. Sonrasında bakınız anlamda da aslında düşündüğümüz zaman sürükmüşler. Burada hangi kelimesi? Yani bir tanesini ben tarama sözlüğünde bulamadım. Şimdi tam emin olamadım. Söylemek miydi, sürükmek miydi? Hocanın sözlüğünde yer alıyor. Uzaklaştırmak, sürmek. Ama bakınız sevrikmeye bir de bir bakın. Sevrikme şeyin babacanın verdiği anlam bağlama çok daha uygun olduğunu göreceğiz. Bir örnek olarak daha bağlamsal bir örnek. Yine burada da akışlıyız. Hikaye şu. Yine bunu hızlıca okuyayım ki vakit kazanalım. Taçneş'ine göre 38-44 beyitleri arasında yer alan bu metnin ilk iki beyitinde Fatih nüshasını takip diğer nüshaların farklarını aparatta veren naşir diğer üç beyitte Fatih nüshasından sapıp diğer nüshalara geçmiş. Yani ilk iki beyitte hoca şeyi takip ediyor nüshasını ama diğer üç beyitte nedense diğer nüshalara gidiyor. Bunu hangi sebebe binaen yaptığını bilmiyoruz. Ancak naşirin böyle bir şöyle bir bilgilendirmesini biliyoruz. Beyitleri vezin, mana, gramer, hususlara ve cümle kuruluşlara dikkate alınarak tercih edilmiş en doğru şekli esas alınmaya çalışılmıştır diyor hoca. Naşir son cümlesiyle maksadını çok iyi ifade etmiş ve tam da bizim ifade etmeye çalıştığımız durumu ifade ederek bizce müelliften en uzak kendi nüshasını ya da kendi oluşturduğu nüshasını oluşturmuş bizce. Bakınız bağlamına dikkat ederseniz şöyle metin üzerinden anlatayım. Feyrusasında diyor ki eğer sen aklıysan gel beni gör der. Tımar eyle benim derdime er der. Bakınız burada metnin akışında bahsedilen akıl. Yine bir soyut kavram olarak akıl. Muhatabı kendisine diyor ki birinin huzuruna varmış. Aklın huzuruna gelen bir şey var. Bir özne var. Ve akla soruyor. Ondan emin değil. Eğer sen aklıysan gel beni gör. Tımarayla benim derdim erdir. Bakınız Tatçı Hoca'nın tercih ettiği nüshada ise ne oluyor? Eğer akil isen bir beni gördür. Varırsa derdime dermanı virgül. Başka dönüşümleri dikkate almaksızın akil tercihiyle birlikte anlamın akışının nasıl bozulduğunu sanırım görüyorsunuz. Çünkü burada bahsedilen akıl sahibi kişi değil, bizzat aklın kendisi. Bir soyut kavram olarak aklın kendisi. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar kısa bir sürede ben maksadımı istediğim ölçüde anlatabilir miydim? Anlatamam. Verdiğim örnekler çok azdı ama bir şey uyandıysa ne ala. En başta söylediğim amacımı ifade ettiysem ne mutlu bana. Sonuç olarak şunu söylüyorum. Gelin zora talip olalım. Risale-i Nusiye ve Yunus Divanı öyle kolay hazırlanabilecek bir metin değil. Gerçekten sözlü kültürün tahribatına çok ciddi anlamda uğramış bir şey. Bu noktada size göstermeye çalıştığım üzere oluşan bu iki farklı versiyonu birleştirmeye çalışmak gerçekten bizi Yunus'tan fersah fersah uzaklaştırıyor diye düşünüyorum ve burada bırakıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Sabrınızı çok zorladım. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hocam ekranınızı kapatabilirsiniz. Paylaşımı. Teşekkürler. Şimdi sorularınız varsa doğrudan iletebilirsiniz mikrofonunuzu açarak yahut da
yazarak iletebilirsiniz. Hocama çok teşekkürler. Bir şey söyleyeyim. Şimdi bu defaki sunumda çok teknik ve belli bir içerikten değil de içeriye hazırlık olacak çalışmalardan bahsediliyor oldu. Bununla doğrudan ilgilenenleri elbette heyecanlandırmıştır. Fakat eğer doğrudan bu çalışmalarla ilgilenmiyorlarsa muhtemelen acaba neler oluyor, neden evet. bahsediyor hoca demiş olabilirler. Demiş aslında olabilirler, hocanın haksın. Bahsettiği o teknik kısım şöyle bir şey. Tam da şu anda Zeynep Hanım bir soru sormuş. Diyor ki bu farklılıklar acaba içerik düşünce farkını mı yansıtıyor? Yoksa böyle değil de yani farklı zamanlar nedeniyle dil ya da üslup değişikliğinin sonucu mu? Tam da böyle çalışmalar yapılacak ki bu ortaya çıksın. Bu acaba Yunus'un farklı farklı şekilde anlaşılmasından mı kaynaklanıyor? Yoksa gerçekte büyük bir anlamı yok mu? Neyse bütün bunlar da bu farklılıkların da ortaya konulmasıyla böyle çalışmalarla listelenecek farklılık sanırım öyle olacak. Ama gene de şey olabilir, hocama bu soru sorulabilir. Hocam evet. Sizin tespit ettiğinize göre bunlar düşünce farkları mı, yaklaşım farkı mı tespit ettiğiniz farklar yoksa evet. alalede dil farkı mı? Ya tabii alelade dil farkı son söylediğiniz çok önemli bir şey. Şimdi dil farkı anlam farkını getirir. Yani dilin bilimsel farklılıklar peşi sıra hemen anlam farklarını getirecektir ve dolayısıyla farklı anlamlar ortaya çıkaracaktır. Sunduğum örneklerin tamamında farklı anlamlar var. Farklı yöne giden anlamlar var. Ha şeyin Risale-tün Nusiye'nin işte 500 küsur ya da 600 beytinin tamamında böyle mi? Değil. Tamamında bütün beyitler böyle değil. Ama birçok beytinde bu şekilde tamamıyla farklı yöne giden. Bunlar tabii ki dil bilimsel farklılıklar Kadir Hocam. Ama bu dil bilimsel farklılıklar peşi sıra iki ayrı metin, iki ayrı yöne bakan neredeyse. Hatta bazen anlamsız. Az önce işte size gösterdiğim üzere o bağlam aslında gösterdiğim uzun örnek. İkinci örnekte sonu olmayan bir yere doğru gidiyor. Yani anlamsız bir yere doğru. Dolayısıyla bu değişiklikler, tabii bir de işin şey tarafı var hocam. Edebiyat tekniği tarafı var. Bunu belki herkes anlamayabilir ama bakınız aruz ve kafiye önemli iki unsur edebi metinlerde. Eğer Risale-i Nusiye aruz ile yazıldıysa ve bundan eminiz yani Risale-i Nusiye aruz da yazılmış. Mefailun feulün de yazılmış. Yunus bunu yazdıysa bu iki versiyona göre tamamen birbirinden farklı iki metin var. Aruz ve kafiye açısından söylüyorum. Bakınız az önce de ifade ettiğim üzere ikinci versiyonda aruz ve kafiye olmasa bile aruz birçok beyitte tamamıyla yok oluyor. Aksamak değil, yok oluyor. Şimdi bunu biz nasıl zihnimize konumlandırdığımız Yunus'a atfedeceğiz? Tabii öte taraftan şunu söylemem gerekiyor. Ya Fatih nüshasına yönelik de şu aşamada ciddi bir şüphem var. Biz Kadir Hoca ile de konuştuk bunu. Fatih nüshası bana çok standart bir nüsha geliyor. Ne demek bu? Yani Fatih nüshası bazı eskicil unsurları dolayısıyla bana kalırsa müellif nüshasına daha yakın. Ama bir taraftan da şu şüphe her zaman zihnimde var. Biri kalkıp bunu oluştururken hayli müdahalede bulunup oldukça da standart olana, yani nazım tekniği açısından, belki anlam açısından ama özellikle nazım tekniği açısından daha standart hale getirdi mi? Bunun için de tabii bu iki versiyonun kaynağı bu şüpheli sorudan dolayı hala üzerinde kafa yormaya çalıştığım bir konu. Uzatmayayım daha fazla hocam. Bu kadar herhalde yeter, bilmiyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sami Arslan Hoca bir soru sormak istemiş. Buyursunuz. Hocam buyurun. Hocam teşekkür ederim. Ya tabii burada eski edebiyatçılar, dilciler varsa asıl onların belki değerlendirmesi gerekir. Ben dolayısıyla bu topa hiç girmeyeceğim. Fakat ben şeyi merak ettim ya.
Bu arada Kadir Hocam, sen Sadık Hoca'nın tespitleri üzerinden o istatistikler verileri hazırlamaya başladın ya, Sadık Hoca da yeni görecek dedi. Bir an seçim sonuçlarını bekleyen seçmen gibi hissettim kendimi. Acaba uyacak mı, uymayacak mı şeyler iddialarla mı gibi çok heyecanlıyım. Sadık Hoca öyle hissetsin. Şimdi ben şeyi merak ettim. Bu manzum eserleri çoğaltan müstensillerin şiir bilgisine sahip olması bekleniyor mu? Kendilerine veya bu tür tavsiyeler var mı müstensihin şiir bilmeden bu işe kalkışması gibi yaklaşımlar oluyor mu acaba? Ya bu yönde bazı müelliflerin özellikle Sami Hoca çok ciddi şeyleri var. Uyarıları var, bedduaları var, işte Fuzuli'nin, Taşıncalı Yahya'nın filan. Hatta kimi müstensiller geçenlerde hani ya bir yazma tanıtmıştım. Orada da benzeri kaygılar var. Bu yönde şeyler var. Ama Yunus'un metninde şöyle bir durum söz konusu. Yunus'un metni sözlü kültür içerisine girmiş. Ve anlaşılan ya işte bu ikinci versiyonun kaynağını oluşturan nüshalarda ya da bunların tamamında, tamamı olmasa bile önemli bir kısmı hafıza üzerinden duymaya, semai olarak istihdam edilir. Ya da kaynağı böyle olan bir nüsa üzerinden istihdam edilir. Hal böyle olunca da orada vezin mezin kalmıyor. Böyle olduğunu en azından düşünüyorum. Anladım. Yani bir 16. yüzyılda bir nüsa satın alan kimse olsam, eğer o senin dediğin bu istisnai durumu bir kenara bırakacak olursak, herhalde müstensihi şiir bilgisi olan kimseyi tercih ederdim yani. Çünkü aksi halde vezin bilmeden, kafiye bilmeden sadece gördüğünü yazarak yazmak çok yeterli olmasa gerek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sami Hocam teşekkürler. Berat Hoca. Evet hocam, boşluk oluşmuş. Hocam teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sunumdu, zevkle dinledik. Bu arada şeyi de ikinci defa, hatta belki üçüncü defa görmüş olduk. Kadir Hoca'nın geliştirdiği sistemin gerçekten %90 üzerinde bir doğruluk tespiti yaptığını görmüş olduk. Dolayısıyla inşallah bundan sonraki işlerimiz kolaylaşacak. Hocam benim ben ikna oldum gerçekten şeyde. Yani senin hazırladığın, verdiğin örnekler ve ulaştığın şecere, neredeyse şecere, sen bunu bir şecere olarak da sunmakta biraz herhalde temkinli davranamaz. Evet. Bir şecere çıkıyor yine de en azından ben öyle hissettim. Belli ki zihninde bir takım şeyler var, çözülmemiş meseleler var. Onları çözdükten sonra şecere demeyi planlıyorsun. Onların dışında ben şeyi aslında merak ettim. Onu biraz daha açman mümkün mü acaba? Bu Fatih Nusası ile ilgili konuşurken bu nüshanın sözlü kültüre dahil olduğunu, dolayısıyla sözlü kültürün etkisiyle diğer nüshalardan farklı bir takım hususiyetler arz ettiğini ima ediyorsun, söylüyorsun. Öyle bir şey, tam tersi bir şey söylüyorum. Fatih Nüshası için mi söylüyorsun? Evet yani bu... Yok. Yani Fatih Nüshası'nı şöyle, ikinci versiyonun kaynağı acaba Fatih Nüshası'nın sözlük kültüre girmesi neticesinde mi oluştu diyorum. Hı. Yoksa Fatih Nüshası bence sözlük kültürden çok uzak durdu. Tam tersine biri bence bunu belki de standartlaştırdı da, nazım tekniğine göre daha da standart hale getirdi. Yani edebilik açısından daha şey yaptı, daha da başka bir ifadeyle havasla daha yaklaştırdı, avamdan uzaklaştırdı. Peki şeyin emareleri var mı? Yani ne gibi emarelerden hareketle bunu, yani şey gibi sözlü kültüre ait unsurlar dediğimiz, sonuçta metin var elimizde, nüsa var. Biz nüshadan hareketle bu sonuçlara varıyoruz. Yunus'un da metni çoğunlukla sözlü kültürde üretildiğini, söylendiğini gösteren şeyler, cümlelerle dolu. Bunu tefrik etmek nasıl mümkün oldu? Neleri kastediyorsun bunları söylerken? Eyvallah hocam, sağ olun, teşekkür ederim.
Yani öncelikle tabii ki nazım tekniğinin bozulması çok önemli burada. Yani bu neden şeye sözlü kültüre işaret ediyor nazım tekniğinin bozulması? Çünkü nazım tekniğinde işte tam da Sami Hoca'nın söylediği, ima etmeye çalıştığı üzere çok fazla bu noktada bir hassasiyet, belki de bilgi de yok. Dolayısıyla orada metin şeye dolaşıma girerken vezin kaygısı, kafiye kaygısı çok öne çıkmıyor diye düşünüyorum. İkinci bir unsur olarak ikinci versiyon, yani bu sözlü kültürün ürünü olduğunu düşündüğüm ikinci versiyonda Berat Hoca yer yer eski metinlerdeki eskicil unsurların adeta bir dil içi çeviri yapılırcasına güncelleştirildiğini görüyoruz. Yani o döneme daha anlaşılan mesela fe nüshasındaki bir kelime, eskicil bir kelime, arkaik bir kelime unutulmuş artık o dönemde. Nitekim yani bunun örneklerini, müstakil örneklerini de görüyoruz. Yani Cevri Çelebi kalkıyor şeyi mesela eski bir metni yeniden yazıyor. Adam diyor ki dil, daha 16. yüzyılın sonunda bunu yapıyor. 16. yüzyılda Esiri Muhammediye yapıyor ya da Murtaza, Nazmizade Murtaza Mercümek Ahmet'in kabusnamesini bu şekilde yeniden yazıyor. Yani bunu görüyoruz. Yunus Emre'nin Risalet-i Nusriye'sinde de bu aynı ile vaki. İstinsahlar arasında adeta dil içi çeviri yapılıyor. Kimi şeyler o günün şeyine göre güncelleştiriliyor. Kimi kelimeler, söz varlığı, ibareler falan filan. Bu gibi emarelerimiz var hocam. Teşekkürler hocam. Başka bir sorusu merakı olan var mı acaba? Ben Hocam. Ali Emre Hoca burada herhalde Ali Emre Hoca'nın eğer uygun görürse yorumlarını almak isterim bilmiyorum. Kendisi kim? Merhabalar. Merhaba hocam. Hocam buyurun. Görüntüyü de açmaya çalışayım. Açarsanız memnun oluruz abi. Evet, Emre Hocam. açmaya çalışıyorum şu anda. Açılsın ondan Hocam sizden bir sonra. eleştiri bekliyoruz. Yani Evet hocam birkaç buyurun. şey söylemek isterim. Öncelikle evet geldim. Merhabalar tekrar. Evet öncelikle Sadık Hocama teşekkür ediyorum. Gerçekten çetrefil bir meseleyi ayrıntılı şekilde dile getirdi. Ayrıca Kadir Bey'in de kurduğu sistemi ben ilk defa gördüm. Gerçekten bizim çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacak. Yani hepimizin zihninden geçeni uygulamaya dökmüş gibi görünüyor. İnşallah en kısa sürede tamamlanır ve hepimiz bir şekilde istifade ederiz diyeyim. Şimdi birkaç şey söylemek isterim ben de naçizane katkı olarak, yorum olarak ya da işte soru olarak ortaya atmak babında. Öncelikle bu ilk gösterdiğiniz tabloda Gölpınarlı'nın 65 neşriyle başlamıştınız yanlış hatırlamıyorsam. Önceki, 43 evet. 43'deki neşirde de malumunuz Risalet-i Nusriye'nin tenkitli bir neşri var aslında. Evet, evet. Nüsha farklarını böyle şeyde metin sonunda Evet. veriyor. Bilmiyorum Hocam belki onu 65'te, şey evet. yapmadınız. 65'te biraz oradan artık döndüğünü adeta ikrar edercesine Evet. yaptığının bir tür yanlış olduğunu aslında bir tür ikrar Evet. ettiği için evet ama yine de Evet, yazmamda yine aslında de fayda hani oldu. tarihi en açıdan en azından bir anlamı olabilir diye düşündüm. Şimdi öncelikle bu Sadık Hoca'nın konuşmasında bence en önemli mesele versiyon haline dönüşmüş ya da versiyonlaşmış metinlerin nasıl bir tenkitli metin çalışmasına tabi tutulacağı konusuydu. Bence bu çok önemli çünkü versiyonlaşma ayrı bir şey. Şimdi burada tabi versiyonlaşan metinler hangi şekilde versiyonlaşıyor, nasıl versiyonlar ortaya çıkıyor? Bu da bence son derece önemli. Yani çok kabaca şöyle bir belki tasnif yapılabilir. Bir müellif bir metni yazdıktan ve o metinde çoğaldıktan sonra kendisi müdahale ederek genişletebilir ve ikinci bir versiyon çıkarabilir. Mesela Latifi'nin işte meşhur tezkiresi örneği. Bu versiyon haline dönüşen metinlerin belki bir grubunu oluşturur. İkinci bir grup bir müellif eserini yazdıktan sonra belki de öldükten sonra
bir başka kişi, yani yine bir kişi, bu aileden oğlu, çoluğu, çocuğu olabilir ya da onun yakını bir alim olabilir vesaire, o kişi eklemeler yaparak o eseri, o eserin yeni bir versiyonunu çıkartmış olabilir. Üçüncüsü de işte asıl bizi en çok uğraştıran şey, versiyonlaşma anonimleşerek ortaya çıkmış olabilir. Bu noktada bazı yerlerde maalesef ipin ucu kaçabiliyor. Çünkü anonimleşme ve sözlü kültür söz konusu olduğu zaman artık bizim nüsha farkı diyeceğimiz şeyler bambaşka, değil mi, durumlara bürünebiliyor. Dolayısıyla Risalet-i Nusriye söz konusu olduğu zaman da işte bu anonimleşme eğilimini görüyoruz ve muhtemelen ondan kaynaklı bir sanki farklı nüsha gruplarının ortaya çıktığı anlaşılıyor. Bu açıdan bilmiyorum, mesela Mevlid metniyle ve Mevlid neşirleriyle bir karşılaştırma yaptınız mı? Hani mesnevi olması ve popüler olması açısından belki o bir takım farklılıklar ve benzerlikler açısından hani yeni şeyler söylemeye vesile olabilirdi. Yani sadece bir not olarak bunu söylemiş olayım. Onun dışında bir bu kafiye meselesi, vezin meselesiyle ilgili olarak konuştuklarımızla, konuştuklarınız üzerine de şunu söyleyebilirim. Şimdi biz hep şairin kafiyeyi ve vezni doğru kullandığını düşünerek hareket ediyoruz. Yani bir şair kafiyeyi ya da vezni doğru kullanmıştır. Halbuki sözlü kültürle, sözlü edebiyatla ilgili şairler söz konusu olduğu zaman bunun pekala her zaman için geçerli olmayacağını da düşünmemiz lazım. Yani biraz önce sizin ifade ettiğiniz şey, yani belki şair kafiyesiz kullandı da sonra gelen birisi onu kafiyeye uydurmuş da olabilir. Bunun da en güzel örneğini, yani yaşayan örneğini daha doğrusu aşıklar üzerinden görebiliriz. Yani şimdi yakın zamanda yaşayan ya da hala günümüzde yaşayan halk şairleri, aşıklar şiirlerinde bazen kafiyesiz bir şey söylüyorlar. Yani bu kafiyeyi belki bilmediğinden değil, artık diline öyle geliyor vesaire. Dolayısıyla şiir öyle ortaya çıkmış oluyor. Şimdi ondan sonra daha işin teorisine vakıf olan biri o şairin söylediği kafiyesi bozuk şiiri düzeltiyor ve o düzelmiş şekil belki daha sonra yaygınlaşıyor. Şimdi bu durumda biz şairin ağzından çıkan ya da kaleminden çıkan metne ulaşmak istiyorsak, özellikle böyle popülerleşme eğiliminde olan metinlerde ya da işte halk geleneğiyle bağlantılı şairlerde bu ihtimali de düşünmeliyiz. Yani illaki her zaman kafiye ve vezin mükemmel olmalı diye düşünmek, tabii metin ve şair tipine bağlı olarak doğru olmayabilir de. Yani sizin en son sorduğunuz soruyla da sanıyorum bu bağlantılı oldu. Yani Fatih nüshasını belki birisi daha farklı bir şekilden tasih ederek düzeltmek için, çünkü ifade ettiğiniz o nüsha zaten özel bir nüsha gibi görünüyor. Belki bu şekilde profesyonel bir el işin içine girdi. Bu durumda tabii yani araştırmacı olarak bizim işimiz zorlaşıyor. Yani bu nüsha şairin kaleminden mi çıktı, çıkmadı mı? Tabii bu konulara da hiçbir zaman hani %100 doğru cevap vermek de mümkün değil aslında, malumunuz. Bunu bir problem olarak ortaya atmak gerekir. Son olarak bir de şeyden bahsetmek isterim. Şimdi Yunus Emre'nin divanından bahsettiniz. Divan neşriyle bence Mesnevi neşrinin de birbirinden ayrılan önemli farkları var diye düşünüyorum. Yani divan neticede bir şairin değişik zamanlarda söylediği birbirinden bağımsız şiirlerden oluşuyor malum. Halbuki Mesnevi bir bütünlük gösteriyor. Dolayısıyla Yunus Emre'nin hani Risalet-i Nusriye'sini ortaya koyarken uyguladığımız metotlar ve yaklaşımlar aynen divanı içinde uygulanmalı mantığı bence çok isabetli olmaz diye düşünüyorum. Yani metin tipi olarak işte Mesnevi ile divan birbirinden ayrılıyor. Hani bu ayrılan noktaları da düşünerek divan neşrini ayrıca bence düşünmek lazım. Yani orada bence aynı sepete koymamak gerekir. Yani bir Mesnevi neşriyle divan neşrini diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar. Bilmiyorum, bir
faydası, katkısı olur mu? İlk anda aklıma gelenleri paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Merakla da çalışmanızın sonucunu bekleyeceğiz. Evet. Teşekkürler hocam. Sadık hocam sanırım ki buna dair bir şeyler söyleyecek. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum Ali Emre hocama. Çok sağ olun. Ali Emre hocam, bu nazım kafiye ile ilgili olarak söylediğiniz mesele, orada çok haklısınız. Ancak şöyle bir durum da var. Yani siz de aslında biraz bunu ifade etmeye çalıştınız. Biz Yunus Emre'nin sanatçı olarak Yunus Emre'nin kim olduğunu gerçekten şu an net olarak bilmiyoruz. Tabii. Hal böyle olunca da hangi Yunus Emre? Yani evet. Fatih Nüstası grubundaki Yunus Emre mi? Şey mi? Yani diğer versiyondaki mi acaba Yunus Emre? Ya da bu hangisi bu? Evet. Yunus Emre bunlardan hangisine daha yakın? Bu aslında divan için de bence geçerli bir şey ama bunlardan bağımsız olarak Ali Emre hocam, Fatih Nüshası grubunun gerçekten sanki müellife daha yakın olabileceğini, yani bu şeylerden de biraz daha azade olarak, özellikle barındırdığı eskicil unsurlar, konunun akışında kesinlikle ben de öyle düşünüyorum yani konuşmanızda özellikle dinledikten sonra sanki o daha yakın gibi görünüyor. Bu ne bence kadar müdahaleye uğradığı onu bilmiyorum. Ya belki şey yapmak gerekiyor, tayin etmek gerekiyor. Divan için söylediklerinize çok katılıyorum ama usul olarak hocam bence yine metin ihmal edilmeden, yani sadece nüshaların eskiliği falan onun üzerinden hareket etmek, bilmiyorum yani şeye de yorumunuz olur muydu? Yani nüshaları teker teker yine neşretmenin bu yönde nasıl bir amacı, katkısı olur onu da bilmiyorum. Bana kalırsa divan da neşredilirken, hatta divan neşredilirken yani bence farklı kişilerden, farklı disiplinlerden oluşan bir ekip her bir şiiri, hocam divan olarak da değil, her bir şiiri teker teker o üzerinde kafa yorarak bu şiir halledildi, bunu bir atalım. Evet. Diğer işte, şiir halledildi. Doğru, kastettiğim gitmek buydu. Yani divanın farkı derken kastettiğim buydu benim. Tabii, her şiir başka çünkü. Tabii. Kesinlikle. Orada çok haklısınız hocam. Ya, ve Yunus bence bunu hak ediyor hocam. Mutlaka. Evet. Mutlaka. Yani o divanların ayrı neşri meselesi de, yani eğer nüsha farkları vererek divan neşretmeye müsait değilse, yani o kadar çok nüsha farkı, işte sizin gösterdiğiniz gibi o kadar karmaşık durumlar varsa, o zaman yani o nüshanın da, bir de tabii biz şunu da, şimdi biz biraz divan edebiyatçısı gözüyle bakıyoruz ve bazı şeyleri sanki kaçırıyoruz gibi geliyor. Aslında her nüshanın da başlı başına bir anlamı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani dolayısıyla özellikle böyle Yunus Emre gibi ya da işte önem arz eden şairlerin eski versiyonlarını, divanlarının kadim nüshalarını yayımlamak da aslında yani şairin ağzından çıkan, kaleminden çıkan metne ulaşma amacının ötesinde, işte 15. yüzyılda Yunus Emre nasıl okunuyordu sorusunun cevabı. Yani biz sadece şairin kaleminden çıkan metne ulaşmayı bir amaç olarak görüp onun dışındaki şeyler önemli değildir gibi de düşünmememiz lazım. Özellikle bu halk edebiyatı tipindeki metinlerde, yani farklı nüshaların en azından yazıldıkları dönemde nasıl okundukları, nasıl anlaşıldıkları, nasıl çeşitlendikleri de neticede önemlidir. Yani bu belki orijinali olmayabilir, şairin ağzından çıkan hali olmayabilir. Ama yine de bir anlam ifade ediyordur. Yani o nüsha üzerine, o dönem üzerine, o dönemin siyasi, kültürel vesaire tarihi üzerine yapılacak çalışmalar açısından belki bir yeri olabilir. Bir de tam denk geldi. Son günlerde bu Yunus Emre ile ilgili bir kitap okuyordum. Onu da paylaşayım bu vesileyle. Bu belki haberiniz vardır. Turan Alptekin'in Bir Enel Hak Şiiri, Yunus Emre diye bir kitabı var ve tarih boyunca dört ayrı Yunus, tabi o özellikle divanları üzerinden hareket ediyor. Üç ya da dört Yunus olduğunu özellikle böyle üslup açısından ve dil açısından kendince ispat etmeye çalışıyor. Tabii ki artısı eksisi var. Hani ben çok mükemmel bir eser diye söylemiyorum ama biraz önce Sadık Hoca bahsetti, hani Yunus Emre'nin kimliği konusundaki
problemler, hangi Yunus, kaç Yunus var vesaire. Bir de tabii özellikle Yunus Emre söz konusu olduğunda bu mesele devreye giriyor. Uzun sözün kısası, yani kolay bir iş değil ama anladığım kadarıyla bu Risalet-i Nusiye'yi yakın zamanda dört başı mamur bir şekilde göreceğiz ve okuyacağız. Bu çok sevindirici. Tabii tekrar tebrik ve teşekkür ediyorum. Şahane hocam, sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz değerli fikirleriniz için. Hocam, Vatikan nüshası hakkında bir şeyler söylemenizi bekleyen var. Öyle evet. Bir vaadiniz oldu mu? Ben kaçırdım. Tamam, söyleyeyim. Yani Vatikan nüshası, Karaman nüshası. Ya öncelikle şahsi kanaatimi söyleyeyim. Belki bunu söylemek doğru olur mu bilmiyorum ama bakınız, Karaman nüshasına Karaman nüshasının iki neşri yapıldı. İki neşri, bir neşrin iki baskısı yapıldı. Yani burada gerçekten herhangi bir şey olmaksızın, bir kasıt olmaksızın şunu söyleyeyim ki benim metin üzerinden görebildiğim şey Karaman nüshasının pek de öyle eski bir nüsha olmadığı. Yani Karaman nüshasının 14. yüzyıl olması, metin üzerinden özellikle söylüyorum, çok zor. Yusuf Yıldırım hocamız, arkadaşımız bizim, gerçekten çok böyle kıymetli bir çalışma ortaya koymuş. O bahsettiğim paleografik çalışmaları falan yaparak. Ama şunu söylüyorum. Acaba biz bu kuyudat, fiziki özellikler, tezgini özelliklere çok mu anlam verdik bir müddet sonra? Yani bunlar anlamlı ama bunların başka şeylerle, başka verilerle ancak anlamlı hale gelebileceğini unutmamak gerekiyor. Bu tarihsiz nüshalara yönelik yapılan değerlendirmelerde ben de çok dikkatli olmak gerekiyor. Vatikan nüshası eğer metnin sahihliği açısından söylüyorsanız çok bozulmuş, çok tahrip olmuş bir nüsha. Çok net. Yani benim görebildiğim kadarıyla. Ama bu tabii yani bozulma az önce şeyin söylediği üzere Ali Emre hocamın söylediğine ben tabii ki katılıyorum. Ama burada tabii ki ister istemez müellif metnine ulaşma çabamız da var. Tenkitli neşir açısından bakıyoruz. Bir metnin tarih içerisinde aldığı farklı şekiller, farklı disiplinler açısından tabii ki çok önemlidir. Ama yapılan nüsha neşirlerinde ben bunu göremedim. Yani nüshayı neşreden arkadaş, bu nüshanın ben bu tarafını görmeye çalışıyorum. Ben bunu göremedim. Ya ben bunu samimiyetle de anlamaya çalışıyorum. Neden? Ya bu nüsha neşrine sarf ettiğim emek acaba gerçekten israf oluyor mu? Bundan emin değilim. Evet hocam. Teşekkürler hocam. Kadir hocam. Berat hocam, buyurun. Hocam, bu nüsha ve eser meselesine ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Aslında Kadir hocam seninle de, Sadık hocamla da, Sami hocayla da ara ara konuştuk bu meseleyi. Şimdi bu özellikle oryantalistler arasında yaygın bir usule doğru gitti. Yani onların zihninde nüsha ve eser ayrımı biraz net. Bizde bu netlikte yazan galiba Sami Hoca'nın kitabında galiba nüsha ve eseri bu kadar net bir şekilde tanımlayarak ayrımını ortaya koydu. Batı'daki çalışmalarda kimi zaman nüshanın kendisinin neşri bir amaç haline geliyor. Yani bizde öyle değil. Biz ne yapıyoruz? Biz daha metinsel bakıyoruz meseleye. Eserin kendisini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Şu anda da üzerine konuştuğumuz aslında biraz bu. Yani Risalet-i Nusiye'yi metin olarak, eser olarak ortaya koyalım derdindeyiz. Belki farkımız ya bize nüshan neşrinin erken geliyor olmasının sebeplerinden bir tanesi Risalet-i Nusiye ya da işte Divan'ın sahih bir neşrinin yapılmamış olması. O neşriler yapıldıktan sonra Ali Emre Hoca'nın da vurguladığı gibi aslında o metnin nasıl dolaşmış, nasıl alımlanmış, nasıl okunmuş, onun izini sürmek açısından çok da aslında
yadırgatıcı değil benim açımdan nüshanın, tek bir nüshanın neşredilmesi. Fakat sanki bu aşamada biraz senin de vurguladığın gibi lüks gibi duruyor. Lüks gibi duruyor. Bir yerde şunu düşünüyorum, neden mesela Mevlid'de bile değil. Mevlid'de bile değil. Neden mesela Garipname metni ona yönelik böyle şeyler olmuyor ya da başka metinlere yönelik olmuyor. Bilmiyorum yani, gerçekten ben de bunun cevabını arıyorum. Yani ve cevabı bulmasam bile şu endişem var ya, bu emek aslında daha dediğin gibi sahih bir metin oluşturmak üzere şey yapılamaz mı? Çünkü Berat Hocam, bu nüshanle, yapılan nüshan neşirlerinde az önce Ali Emre Hoca'ya da söylediğim şey bu aslında. Bu sizin söylediğiniz gayelerle yapılmıyor. Metin kurmak gayeleriyle yapılıyor. Bu da yapıldığı zaman şöyle bir tehlike var. Farklı, bakınız, farkı ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bu nüshalar neşredildiği zaman farklı yunuslar ortaya konuluyor. Gerçekten farklı yunuslar. Yani bu şey değil, basit nüsha farklarında kalan şeyler değil. Anlam açısından dönüşen ve üzerinde belki en çok tematik çalışma yapılan bir şairden bahsediyoruz. Yani açık olarak şunu sorabiliriz. Hangi yunus üzerinden çalışma yapıyorsunuz? Evet. Hocam tam da buna yönelik, yani içeriği de işleyecek misiniz yönünde bir soru soruyor Tuncay Hocam. Tuncay Hocam burada bizi dinledi sabırla. Bir kendisi ifade ederse daha iyi olur Tuncay Başoğlu Hoca. Evet. Duyuyorsanız. Hayırlı akşamlar. Ben biraz geç katılabildim. Son kısmı dinledim ama yani şerh edecek misin diye soruyorum aslında Sadık Hocam. Yani neşrin ötesinde biraz da şerh yapacak mısın? Çünkü ya, evet. Metni böyle hemen düz okumayla anlayacak, anlamak kolay değil. Evet. Tuncay Hocam, aslında sizin sorunuzu görünce de ya ben neşre karar verdim mi acaba diye şey yapmıştım. Kendime sordum. Şimdi hocam benim öncelikli amacım bu tespiti yapmak ve bu tespiti insanlara bir anlamda ilim alemine kendimce duyurmak. Yani bu metnin aslında elimizde sahih bir nüshasının olmadığı. Aslında şunu söyleyebilirim. Yani bence şu an en uygun olan sadece Fatih nüshası üzerinden yapılan neşirler. Yani bu Mustafa Taççı Hoca'nın emeklerini yok saymak anlamına gelmemeli. Ama Mustafa Taççı Hoca'nın neşrinde farklı nüshaların bence birbirleriyle asla bir araya gelmeyecek farklı nüshaların mezc edilmesi gerçekten çok sahih metin açısından çok kötü bir tercih olmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla şu aşamada Fatih nüshası tercihi aslında en makulü. Ben öncelikle bunu bir halledeyim. Neşri yapar mıyım, yapmaz mıyım? Evet, yani birçok arkadaş bu neşri yapmak gerektiğini söylüyor. Yapılırsa evet, bir şerhin de yapılmasında fayda var Tuncay Hocam. Çok yuvarlak konuştum ama kusura bakma. Tamam, vaat almış olduk. Teşekkürler. Hocam bir dakika, biz böyle anlaşmamış mıydık bu şeye alırken, proje kapsamını alırken? Şimdi böyle anlaşmıştık diye hatırlıyorum ben. Tamam. Öyle mi? Eyvallah. Tamam. Milletin içerisinde de yeniden anlaştık. Artık şey olmaz, öl içinde vasiyet ettik, ölmeden olmaz derlermiş artık. Şimdi hocam çok teşekkürler. Ben de Tuncay Hocam'ın tam sorduğu soru gibi, işte şermer meselesine gelinceye kadar bunun neşri var yani. Ciddi bir mesele, neşri hallolsun da artık nüshalarla uğraşıyoruz hala. Ondan sonra da bakarız şerhine de. Burada bazı hocalar da var, özellikle belki başkaları da dile getirmek ister ama bazı hocamlar burada sabırla bizi dinliyorlar. Kendilerinin adlarını görüyorum. Dursun Ali Tökel Hoca burada. Güler Doğan Hoca burada. Görür Mehmet Arıkan Hoca burada. Dinliyorlar. Dursun Ali Hocam acaba bir... Kadir Hocam, kıymetli hocam, yani diğerlerini ben de görüyorum. Ali Yıldız Hocam da burada. Kendisi eğer Ali Yıldız Hocam da, evet. Şuna bakmayın. Katılmak isterse memnun olurum. Bir görüşlerini ifade etmek isterse. Çok sağ olsun.
Mehmet Said'in bir sorusu da var deminden beri ama gördünüz mü? Evet. Mehmet Said Hoca'nın sorusunu göremedim, Mehmet Said Bey'in sorusunu. Kusura bakmayın. Buradan mı sordu? El kaldırıyor, soracak herhalde. Ha, el kaldırıyor. Kusura bakmayın. Buyursunlar Mehmet. Hocam. Hocam buyursun, sonra şey yaparız. Peşinden alayım. Sanki başka bir hocamız konuşmak istemişti ama. Neyse devam ederim ben. Benim sorum şuydu hocam. Siz yani öncelikle bu eski tarihli nüshaların neşirde tercih edilmesinin çok sağlıklı ve isabetli olmadığını özellikle vurguladınız. Ama siz Fatih nüshasını ön plana çıkartırken sanki bir eski tarihli dediniz ama yani sebeplerinden biri ve sonra sözü farklı bir alana çektiniz. Yani bunu ön plana çıkarmanızın gerçekten sebebi nedir? Yani eski tarihli olduğundan dolayı mı, yoksa o eleştirdiğiniz hususta çelişkiye mi düşüyoruz, yoksa farklı sebeplerim var? Bir bu, diğeri de diğer sorum da şimdi sanki bu şurayı tam anlayamadım ama yani şu ifadeyi kullandınız. Metni kendince daha iyi hale getirmek için müdahale edildiğinden bahsettiniz. Bunu müstensihler mi yapıyor ya da müellifler başkaları mı yapıyor, onu orayı anlamadım ama nihayetinde bir müdahale söz konusu metne. Şimdi ve yani bir varyant olacak düzeyde, yani versiyondan da öte. Şeye baktığımızda ise Tatçı Hoca'yı eleştirirken de haklı olarak belki onun işte kafiye ve tekillik çoğulluk açıdan uyumsuzluğundan bahsettiniz hocam. Şimdi bir taraftan yani hoca da nihayetinde belki başka nüshalardan kendince doğru olanı tespit etmek istiyor. Böyle bir amaç güdüyor. Ve nihayetinde ortaya böyle bir şey çıkıyor. Neşir çıkıyor. Ama öbür taraftan çok daha farklı, varyant denecek düzeyde bir daha önce yapılmış şeyler var. Çalışmalar var. Yani nüshalar var. Dolayısıyla yani şuraya getirmek istiyorum sözü. Ya bir yüzyıl sonra Tatçı Hoca'nın metni için de yeni bir versiyon mu denir belki? Ya da bu Tatçı Hoca esasında yaptığı şey neşir değil de belki kendince bir versiyon ortaya çıkarmak denebilir mi? Evet. Sorun bitti mi Mehmet evet. Sait kardeşim? Şimdi evvela baştan alalım. Tabii ifadeleri doğru aktarmak önemli. Sen sanırım biraz eksik hatırladın. Ben şu ilk cümle, bana yönelttiğin ilk cümle doğrusu şöyleydi. Eski nüshaları neşretmeyi eleştirmedim. Sadece eski olduklarını düşünerek, bir nüshayı sadece eski olduklarını düşünerek neşretmek ve ona değer vermek, özellikle de metinden bağımsız bunu yapmak. Bunun şu ana kadar yapılan hiçbir neşirde bu anlamda az önce yaptığımıza benzer bir şekilde metin üzerinden metin üzerinden düşünerek, kavga ederek, boğuşarak bir sonuca varılmadığını. Tenkitli neşir ise temelde bu demek Mehmet Said kardeşim. Tenkitli neşir ise temelde nüshalar arasındaki ilişkileri tespit ettikten sonra bir karar almak ve aldığı kararın her bir uygulamasında, yani yaptığınız her bir tercihin hesabını vermek demektir. Şimdi sen belki bir iki madde işte kafiye ve şey dedin. Kafiye ve ya sadece bundan ibaret değil. Yani az önce mesela diğer örneklerde de gördüğün üzere yapılan tasarruf, yapılan tercih, bu tercihin şeyi yok. Burada kişi de önemli değil. Yani Mustafa Tatçı Hoca şey değil. Burada tenkitli neşir nazariyesinin gerektirdiği temel şartlar üzerinden gidiyoruz. Ve bu şarta göre de yaptığınız herhangi bir tercihin hesabını vermek gerekiyor. Şimdi Tatçı Hoca'nın yaptığı tercihte, mesela size gösterdiğim tercihte anlamsızlık ortaya çıkıyor. Bunu ben nesnel olarak ortaya koyuyorum. Bu yoruma açık değil. O zaman demek ki burada bir şey var, problem var. O problemi de şöyle izah ediyorum. Ne diyorum? Birbiriyle asla yan yana gelmemesi gereken şu anlamda, yani metin kurulurken, çünkü iki ayrı versiyon oluşmuş. Yan yana getirilmemesi gereken metinlerin mezcedilmesi neticesinde bu oluşuyor.
Yani başka bir örnek de buna verebilirsin belki. Yan yana gelmemesi gereken şeyleri birleştirdiğini düşün. Orada müellifin metnine gitmek yerine gitmek bir tarafa hayli uzaklaşıyorsunuz ve kendi metninizi oluşturuyorsunuz. Bahsettiğim şey de bu. Bu ise tenkitli neşir nazariyesine göre bence şiddetle uzak durulması gereken bir şey, bir yol. Şimdi son söylediğin şey neydi? Hoca da bir şeyler yapmış, bir versiyon oluşturmuş diyorsun herhalde. Kastın o muydu? Ya, tabii ki bir versiyon oluşturmuş ama hocanın iddiası şu. Yunus'un metnini oluşturmaya çalışıyorum diyor. Doğru mu? Gayesi de bu zaten. Yunus'un Risalet-i Nusriye metnini oluşturmaya çalışıyor. Benim de anlatmak istediğim şey şu. Bu yolla yapmak istediğiniz zaman birbirine benzemez nüshaları bir araya getirdiğiniz zaman Yunus'un metnini değil kendi metninizi oluşturur. Eyvallah hocam. Yani o zaman daha nüshalar da o farklı varyantla nüshalar için de benzeri şey herhalde söylenebilir. Yani müellif o müstensikler kendi metinlerini zaten onu söylüyorsunuz herhalde oluşmuş olabilirler. Yani. Evet. Ha şu diğer meseleyi söyleyeyim Mehmet. Bu kimler müdahale ediyor diyorsun. Müstensikler bu anlamda çok müdahaleci olabiliyorlar. Gerçekten az önce Berat Hoca da bahsetti. Sami Aslan Hoca'nın kitabı bu anlamda bize hayli şey veriyor. Zaten elimizde bayağı bu anlamda malzeme de var. Yani geçenlerde size tanıttığım bir müstensik açık açık diyor ki efendim şu nüshayı gördüm. Baktım ki bu nüshada çok ciddi hatalar var. Bunların hepsini değiştirdim ve yaptığım değişiklikleri de gösterdim diyor. Gerçekten de adam bildiğin kendince bir tenkitli metin yaparak çoğaltmak üzere hareket ettiği bir metni dönüştürüyor ve yaptığı dönüşümleri de kaydediyor. Evet. Zamanımız olsaydı keşke İstanbul Üniversitesi nüshasını gösterebilseydik. Orada bu çok net yani müstensih ne yapıyor? Değişiklik yapıyor. Kendince metni daha iyiye götürmek üzere. Bunu neden söylüyorum? Çünkü gerçekten müdahaleleri vezin açısından mesela metni daha iyiye götürüyor. Ama dönüştürdüğü yerleri Mehmet Said kardeşim yanda da gösteriyor. Yani çoğalttığı nüshanın farkını da orada gösteriyor. Teşekkürler hocam. Dursun Ali hocam bir şeyler söyleyecekti. Buyursunlar hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yani sağ olun gerçekten Sadık Hocam dediği gibi bizim bu işte uğraşanlar için çok böyle ayrıntıya dalmış samanlıkta iğne arayan bir arkadaşımız dinledik ya gerçekten samanlıkta iğne aramak gibi bir şeydir bu. Şimdi bu kadar farklı nüshayı yan yana koyup da böyle karşılaştırmak Sadık Hoca hala gözlük kullanmıyor helal olsun vallahi nasıl becerdi bu işi. Hocam nasıl gözlük kullanmadan bunları okuyorsun? Maşallah yani Allah sağlık sıhhat versin. Bu ciddi bir şey. Şimdi bir taraftan hocam şu da var ki yani Yunus Emre divanları karma karışık bir halde malumunuz. Yani hangi şiirin hangi Yunus'a ait olduğu belli değil. Ama Risalet-i Nusriye herhalde bunlara göre çok çok daha arı ve duru bir halde. O kadar karışmamış yani. İkinci versiyonları kastetmiyorum. Birinci versiyon haliyle. Evet. Sizin dediğiniz kadarıyla. Yani yine fazla da karışmamış bir halde. Bunda da herhalde hocam şöyle bir şey de var. Yani Yunus Emre şiirleri. Yani ben de çocukluğumda hep dinlerdim. Çok fazla okunuyor ilahiler ama Risalet-i Nusriye halk arasında okunan bir şey değil. Yani ezberden okunan, törenlerde okunan, mevlitlerde okunan bir şey değil. Bu Risalet-i Nusriye nerede okunuyordu acaba? Yani bu halk bunu okumuyor. Öyle ben hiç duymadım. Biz yıllar sonra işte bu malum Tatçı'nın şeyiyle işte böyle bir arada gördük onları. Şimdi o sizin dediğiniz Fatih Üstası'nın gerçekten sözel hale getirip de ikinci versiyonla oluşturulması bir grup tarafından olmuş olması lazım. Yani bir grup insan Risalet-i Nusriye okuyorlar. Muhammediye okur gibi. Değil mi? Veya Envar-ı Aşık'ın okur gibi. Veya işte Delail-i Hayrat okur gibi. Herhalde bir grup insan bunları okuyorlardı. Ve bu versiyonun da işte Manisa mı demiştiniz orada çıkması
O da ayrı bir enteresan. Vahit Paşa Nişası'nın o civarda çıkması belki orada okunuyordu ama ben hiç çocukluğumda bunları bir okuyan insan duymadım yani. Bilmiyorum yani. Dolayısıyla bir de şöyle bir şey var. Sizin dediğiniz şey yani çok önemli. Biz o kısmı bilmiyoruz. Mesela Halisiye Uşaklı gibi de kendi romanlarını 3-4 defa adam revize etmiş. Türkçe'ye çevirmiş. Yeniden anlaşılmıyor diye. Şimdi belki de müstensihler yani bunu çevirenler orada iyi dediniz. Yani herhalde dediler ki ya bu kelime artık anlaşılmaz. Biz bunu herhalde şöyle bir kelimeye çevirelim. Değil mi? Öyle bir şey oldu herhalde. Veya dediler ki işte bu Arapça kelimeyi işte Farsça kelime Türkçe yapalım. Veya Türkçe çok arkaik kaçtı. Bunu yeni bir kelime ilave edelim gibi şeyler söylediler. Tabii bu tür çalışmalar, sizin yaptığınız çalışmalar çok yeni çalışmalar. Malumunuz Pazartesi akşam Hüseyin Bey de söyledi. Daha Raif Yerkenci nüshası değil mi hocam? Yani Yunus Emre'nin Raif Yerkenci tarafından tespit edilen nüshası yıllardır aranıyormuş. Hüseyin Bey macerayı anlattı. Yani bir mit haline gelmiş bu nüsha ve kimse bu nüshayı bulamıyor. Yunus Emre'nin divanı arkadaşlar. En son bu nüsha Almanya'da ortaya çıkmış. Daha yeni çıktı. Yani şu 2-3 aylık bir hadise. Belki de Risalet-i Nusriye'de orada da bir yerde vardır. Bizim yazmaları hocam, şimdi daha önce konuşmuştuk. Yani Süleymaniye kütüphanedeki yazmaların ya kataloglar çok yanlış, çok eksik malumunuz. Yani ben orada çalıştığım zamanlardan biliyorum. Yani orada bir tane cilt kitapta gösteriyor. İçinde var 50 tane kitap. Ama kapakta bir tane bir şey yazıyor. Dolayısıyla belki orada da onun hisseler var. Ben teşekkür ediyorum. Kadir Bey'in o yöntemini ilk defa duydum. Gerçekten harika bir şey. Böyle yan yana farklı renklerle falan işte gösterilmesi. Teşekkür ediyorum. İnşallah çok iyi bir nüsha okuruz. Yazarsınız da bize memnun olacağım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Hocam bir şey ilave edecek misiniz? Dursun Ali Hoca'nın sözü. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olsun yorumlar için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Şurada iki tane soru var ama sanırım özellikle bir tanesi bir Semih Bey soruyor. Diyor ki Fatih Nüshası'nın sahiliğine sizi ikna eden unsurları açıklayabilir misiniz? Sanırım yeniden başlayacak. Sanırım bu soruyla birlikte. Şöyle bakın Fatih Nüshası'nın sahih olduğunu kesin sahih olduğu gibi bir şey söylemedim ama bu yönde bazı şeyler olduğunu söyledim emareler ve bunun müellife daha yakın olması gerektiğini söylüyorum. Bunu söylerken elindeki emarelerle öncelikle diğer versiyonun gerçekten yer yer anlamsızlaşması, anlamsızlaşacak kadar bozulması, tahribe uğraması, Fatih Nüshası'nın kendi içerisinde bir akışının olması, bu akışın genellikle bozulmaması, Fatih Nüshası'nda eskicil unsurlar yani Yunus Emre döneminde olmasını beklediğimiz eskicil unsurların olması ve yine eğer bu Yunus Emre Nazım'la yazıyor idiyse gerçekten F nüshası Nazım tekniğine çok daha uygun. Ben F nüshası üzerinden Risalet-i Nusriye'nin tamamını vezin açısından kontrol ettim. Tabii ki ideal düzeydeki vezin kullanımları kadar ideal olmasa da yani diğer versiyonunda oluşan vezni çıkmaza sokan hatalar yok F nüshası grubu. Bunlardır benim emarelerim. Daha belki başka ayrıntılar da var ama temelde bunlar. Şimdi diğer sorumu da şey diyor. Ya böyle sorular güzel ne diyelim. Hala müstensih diyebilir miyiz diyor. Mehmet Fatih Köksal Hoca müstensihin sizin bahsettiğiniz gibi büyük bir daha. Yani burada Fatih Köksal Hoca benim hocam çok saygı duyarım. Son şeyinde de yazdığım bir şey var. Fatih Hoca gibi düşünmüyorum bu soruyu soran kimse ise. Kim ise Fatih Hoca gibi düşünmediğimi ifade etmem gerekiyor. Benim naçizane yaptığım incelemeler ve aslında Fatih Sultan Mehmet merkezinde sunduğum, tanıttığım bir yazmayla aslında net olarak ortaya koymaya çalıştığım üzere ve belki de benden de daha fazla Sami Aslan Hoca'nın kitabıyla ortaya koyduğu üzere müstensihler pekala, hele de âli müstensihler çok çok müdahil olabiliyorlar. Buna müstensih denilir mi bundan sonra? O belki başka bir tartışma konusu olabilir.
Ama nihayetinde bu adam bu eseri çoğaltmak üzere hareket ediyor ve çoğaltıyor da. Teşekkürler hocam. Acaba başka ilave edecek? Muhammed İkbal Güler soru sormak istiyor herhalde hocam. Kıymetli hocam, bu yazılı soru, son cevap verdiğiniz soru bana aitti. Kastımı bazen sözlü dille yazılı dilin şeyleri oluyor böyle iletişimde. Yani kastım son kurduğunuz cümleydi aslında. Buna müstensih demek gerekiyor. Yani terminolojik olarak bir karşılık aradım ben kendimce. Bence müstensih değil bu. Sanki naşir gibi. Yani bizim yaptığımız işi yapıyor bu kişi de. Neşrediyor ve metin tamir ediyor. Tenkitli okuma yapıyor. Evet, ama temelde... Yani parayla bir eseri çoğaltan birisi gibi değil yani bu kişi. Bu bir ama yandan mütalaa ediyor yani. Buyurun Sayın Hocam. Sevgili hocam, yani bu müstensif sadece para için yapmıyor biliyorsun. Öğrenciler tabii, bu işin tabii, içinde tabii, var. Tabii, alimler tabii. İşin içinde var. Ama şeyde haklısın. Yani bu aşamaya geldiği zaman müstensihe, bence müstensih kimliğini hala koruyor. Ya bu arada bu konu üzerinde epey çalıştığım bir konu, kafa yordum bir konu. Dil içi çeviri bağlamında üzerinde durmaya çalıştığım bir konu. Ama bu müstensih kimliğiyle beraber mesela musahih Muhammed İkbal Bey, musahih kimliğini alıyorlar bazıları. Mesela müellif işte Cevri Çelebi kendisini müellife çeviriyor. Aslında Bitlisi'nin metnini ya da şeyin Yazıcızade Selahaddin'in metnini çoğaltmak üzere hareket etmişken birden bu metni şeye yeniden yazan ve bir anlamda müellife dönüşen bir hal alıyor. Böyle şeyler oluyor ama gerçekten bu konu çok güzel, bakir bir alan. Üzerinde çalışmayı çok bekleyen bir alan aslında. Teşekkürler hocam. Ben fark etmedim ama Betül Hocam'a acaba bir şey eklemek istemiş. Evet, mikrofonu bir yere açtım. Ben Sadık Hoca'ya şunu sormak istedim. Bu ikinci grup nüshaları siz nasıl, sözlü kültürle karşılaşan nüshalar ya da ondan etkilenen nüshalar mı demiştiniz? Onu hatırlayamadım da. Yanlış hatırlamadım değil mi? Sözlü kültürle karşılaştıktan sonra eser, metin, üretilen nüshalar gibi bir şey söylediniz. Evet. Kaynağının... İşte. Kaynağının sözlü kültürdeki tahribata uğramış bir nüsha olduğunu düşünüyorum hocam. Peki biz bu durumda şunu şunu kabul etmiş oluyoruz. Bu eser öncelikle yazılı olarak üretildi, sonra sözlü kültüre de yayıldı mı? Yoksa acaba zaten bu tür eserlerin hani dini, didaktik, ahlaki işte manzum eserlerin ki bu daha sonraki yüzyıllarda da tarikatlar içinde de böyle ya zaten müritler, halk ezberlesin, aklında tutsun diye zaten sözlü olarak yani ilk esas amaç o olarak üretildiği, sonradan hatta bazen yazıya geçirildiği, yani tam tersi bir etkileşim olamaz mı? Bu aslında Ali Emre Hoca'nın söylediği o hani Fatih Nüshası'nın sonradan mı acaba sözlü kültürde üretilenlerin tahsis edilmesiyle de aslında bağlantılı. Yani bu açıdan da düşünemez miyiz? Ön kabulümüz bu mu olsun acaba? Hocam çok güzel bir soru. Bu soruyu ben çalışırken ben de birkaç defa sordum. Ancak gerek nüsha farkları üzerinde hareket ederken gerekse de şu temel şey. Yani sözlü kültürde bile üretilmiş olsa, sözlü olarak yayılmış olsa bile bir müellif metnini ikinci versiyondaki gibi kurar mı sorusunu sordum. Yani verdiğim bir iki örnekte anlamsızlığa doğru giden şekilde kurabilir mi acaba? Diye... O da müellif mi kuruyor? Zaten yüzyıllar içinde daha sonra gene işte onu sözlü olarak dolaşımdaki okuyucular mı kuruyor? Tam da o noktada işte Fatih Nüshası bu anlamda bir kaynak oluşturabilecek durumda. İster sözlü olsun ister yazılı. Yani Fatih Nüshası grubu tamamıyla ikinci versiyondan %100 kopuk değil tabii ki. Terminolojik olarak o zaman belki hocam, pardon özür dilerim sözünüzü kestim. Orada o sözlü kültürle karşılaşan nüshalar o zaman hani itirazım benim daha çok ona. Orada bir o zaman daha farklı mı? Yani şey siz soruyu da sormuştum. Fatih Nüshası grubu, Fatih Nüshası ya da ona benzer bir grup mu acaba sözlü kültüre girip ikinci versiyonun kaynağını oluşturdu? Bunu da sormuştum.
Yani bu da ihtimal dahilinde. Evet, yani tersinin olması, tersinin işte sizin dediğinize göre bir kaynağı olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ama bunun şeye yakın olacağını düşünüyorum. Fen nüshasına yakın olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Hocam şimdi sözlü kültüre giren eserler doğası gereği çok daha fazla, çok daha hızlı bozuluyorlar. Yani tabii Yunus Emre'nin şiirleri asırlarca ezberlenmiş. O ezberden yazılmış bir sürü malum divanlar var. Ama Risalet-i Nusi'ye ezberlenen bir şey değil. Halk arasında okunan bir şey değil ki. Dolayısıyla bir, yani ben şöyle düşündüm sözlerinizden. Belli bir zaman sonra bir grup Fatih nüshasını veyahut da bir nüshayı, yani ona yakın nüshayı almış, ezberlemiş, herhalde kendi aralarında okumuşlar. Mesela bu nüshalar hocam daha çok işte o civarda, yani işte Konya, mesela bizim bu taraflarda işte diyelim ki işte Karadeniz civarında veya işte Ege civarında şurada çıkmıyor bunlar. Belli bir yerde çıkıyor bunlar. Dolayısıyla ezberlenen nüshanın daha sonra yazıya geçmesiyle bozulma oranı ve ihtimali çok daha hızlıdır malum. Çünkü ezberden yazılıyor. İntikal ede de o hale getiriliyor yani. Sizin dediğiniz doğru biraz. Ama bu şöyle, yani bunun okunup okunmadığı, tabii bu konuda ben çok iddialı olmak istemiyorum halk arasında, ama şu bir kesin. İkinci versiyondaki bozulma bir insani hatalardan kaynaklanan bir bozulma değil. Bunu çok aşan bir bozulma. İkincisi ukala tipi dediğimiz müstensilerin müdahaleleri de değil. Böyle bir müdahale neticesinde bozulma da değil. Bu işte bizim bazen cahil dediğimiz, eğitimsiz dediğimiz. Evet, ezberlenmiş, oradan geçirilmiş. Evet, aynen öyle. Hafızadan aktarımı gösteren şey, bozulmalar. Bu bozulmalar kesinlikle böyle bozulmalar. Çünkü bazen gerçekten anlamsız ya da dil içi çeviriye dönüşen şeyler var. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam şimdi biliyorsunuz Kimya-i Saadet İhya-ül-Müddin'in, Arapça İhya-ül-Müddin'in Kimya-i Saadet Farsça özetidir biliyorsunuz. Evet, evet. İmam-ı Gazali kendisi İhya-ül Müddin'i Kimya-i Saadet diye Farsça özetlemiş. Şimdi diyorum Kimya-i Saadet'i veya İhya-ül Müddin'i okuduğumuz zaman Risalet-i Nusiye'deki şeylere çok benzerlikler var. Yani Risalet-i Nusiye'nin o sayılar, işte nefsin mertebeleri, o işte bin kişi, bin tane nefsin on ordusu, işte yüz tane, o sayıların tamamı Kimya-i Saadet'ten gelme. İhya-ül Müddin'den gelme. O sayılar, yani tasavvufta bir silsile var. Dolayısıyla bir grup insan bu sayılara, nefsin mertebelerine aşinalar. O düşünceyle bu sayılar da karışmış olabilir belli bir yerde. Olabilir. Ama benim, yani sizin dediğinizden iyi ki dediniz, yani gerçekten belli bir zaman sonra bu metin ezberlenmiş, hafızada kalan tekrar yazıya geçirildiğinde dediğiniz sapmalar ortaya çıkmış. O anlaşılıyor. Yoksa hocam bu Risalet-i Nusiye okunan bir metin değil. Yani ezberlenen metin değil. Okunan bir metin bu. Yani belli yerlerde kitap açılıp okunuyor ama ezberlenen değil. Söylediğinizi biraz zihnimde şüphe uyandıran şu oluyor. Şu an işte geçen bir yerde okudum. Sanırım Orhan Kemal Tavukçu Hoca şey demiş. 50 nüshası var divanın. %30'unda Risalet-i Nusiye var demiş. Yani bizim 27 nüshası tespit ettik. Yani 27 mi 28 mi Kadir Hocam? Şu anda elimizde 28 var. 28 nüshada Risalet-i Nusiye var. Yarısından fazlasında Orhan Kemal Tavukçu Hoca'nın söylediği sayı eğer şeyse. Dolayısıyla acaba yani sanki hep divanla beraber var olmuş gibi, öyle pek az değil. Yok hocam, kastım şu hocam, okunan bir şey ama ezberden okunan bir şey değil. Şimdi, tabii evet. Nüshalar var, okunuyor. Yani evet. Ama mesela şimdi biz yani ben çocukluğumdan beri sizle hep beraber Yunus Emre İlahilerini her mahfilde, meclisi, camide, törende ama hiçbir yerde Risalet-i Nusiye ezberi okulduğu duyulmazsın. Çünkü mesnevi bu formun. Sonra uzun bir metin yani. Ama evet. Bu okunan, yani yüzünden okunan bir metin. Ezberden okunan metin değil. Ama dediğiniz o ya, belli bir zaman içinde bir grup bunu ezberlemiş. Evet. Veya işte belli bir grup. Mesela benim babam hocam şimdi akşam saatleri benim babam Fahri imamlık yapardı köylerde. Mesela babam bir şey okurdu. Kitaptan bir şey okurdu. Köylü bunu dinlerdi.
Kimisi bunu ezberden baktım yarın akşam okurdu. Yalan yanlış okurdu yani. Ben çocukluğumda hatırlıyorum bunları. Belki böyle birisi bir grupta okudu. Onlar daha sonra yazıya geçirdiler. Aktarmaya çalıştılar. Dediğiniz çok doğru. Yani ezberlenmiş bir metnin yazıya geçirilmiş hali bu sapma ancak böyle doğabilir. Yoksa evet. Müstensikten evet. Asla bu büyük sapmalar doğamaz. Mümkün değil yani dediğiniz gibi. Evet. Güzel. Teşekkür ediyorum. İnşallah onu yakalarız nerede olduğunu. İnşallah hocam. Teşekkürler. Evet. Hocam acaba başka bir hocanın ekleyeceği bir şey var mı? Yahut bir katkısı eleştirisi var mı? Yoksa hocam, Sadık hocam sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı? Hocam çok geç oldu. Hocalarımızı, katılımcılarımızı gerçekten yorduk. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Ya bu arada az önce bir şey geçti. Dursun Ali Hoca söyledi. Ya gözlerin şey olmuyor. Hocam doğru, ben de hayli çalıştım ama arkadaşlarımız da hayli çalıştı. Kadir Hoca'nın söylediği arkadaşlar da. Onlara da gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu imkanı sunan Sami Arslan Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten iyi bir imkan oldu. Nüshaların edinilmesinde İsmet İpek Uğur... Uğur'un soyadı neydi ya? Öztürk. Öztürk gibi arkadaşlarımızın çok katkıları oldu. Kendilerine, hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Hocam biraz bahsedildi. Ondan dolayı ben de bu bizim şeyden bahsedeyim. Proje çalışmasından çok vaktinizi almadan. Bu projede veriler topluyoruz. Yani veri topluyoruz derken çok da şey değil. Yazmalardaki kayıtları düzenli bir şekilde geçiriyoruz. Sonra bunları incelemeye çalışıyoruz. Çok sayıda veri topladı. Mesela Dursun Ali Hocam'ın değindiği bu nüsha farkları neden kaynaklanıyor, ne oluyor? Bunları böyle liste şeklinde karşılıklı ele alınca çok şey, çok fikir veriyor insana. Çok şey düşündürüyor. Çok anlamlı şeyler ortaya çıkıyor. Bundan sonra çalışırsak ve bu böyle bir çok sayıda binlerce veri elimizde olursa bunun üzerine artık analizler yapabileceğiz. Müstensihler neler yapıyor? Mesela ne kadar müdahale edebiliyorlar? Bunları böyle görebileceğiz. Bunlar böyle görülürse daha ayrıntılı görebileceğiz. Bir de bu çalışmamız şöyle bir noktaya geldi artık. Eğer isterlerse, bize katılırlarsa kendilerine de bu şekilde yüzdelik bir hesap yaparak yardım edebiliriz. Böyle bir şey olur. Bu projeyle alakalı böyle bir site var. Buradan bize katkıda bulunursanız biz de memnun oluruz. Şimdi chat kısmına koyacağım. Size de böyle hizmetlerde bulunabiliriz. Yüzdelik oranda. Şu anda istediğimiz noktaya henüz ulaşmadık. Onu da söyleyelim daha. Ama böyle bir şey de sonuçta veriyor, çıkarıyor. Daha fazla ben uzatmayayım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Sami Hocam buyurunuz. Biz bitirdik. Öncelikle Sadık Hoca'nın teşekkürünü merkez yönetim adına alıyorum. Rica ederim. Saniyen bu Dursun Ali Hocam'ın belirttiği okunan kitap mı, dinlenen kitap mı meselesi çok önemli bir mesele. Bunu anlamayı kolaylaştıracak karinelerden bir tanesi de istinsak kayıtlarına fokuslanmaktır bence. Çünkü özellikle istinsak kayıtlarının dua cümlelerine, ki ben de yakında bunun üzerine bir tebliğ hazırlayacağım inşallah. Bu dua cümlelerinde bir şehri nasıl algıladıklarına dair. Bazı müstensihler dua cümlelerinde dinleyenlere, samiyelere, bazıları da hafızlara, metinlerin hafızlarına dua ediyor. Bu gözle tekrar bakılırsa eğer dinleyenler, okuyanlar, hafızlar eğer bir şey ipucuna yakalanabilir. Bir de müstensihle alakalı bir şey ilave etmek isterim. Bu müstensih müellifleşmesi meselesi. Müstensihin tanımında yapacağımız bir tarif aslında bu tartışmaları ortadan kaldırır. Müstensihi sadece kopya yapan olarak tanımlamazsak tartışmaların ortadan kalkacağını ben düşünüyorum. Sadık Hoca'ya katılıyorum. Birçok müellifin bizatihi kendisi müstensihi zaten tahsiye davet ediyor. Metne müdahale et diyor. O gözle bakmak lazım müelliflerin şeylerine, bu davetlerine. Müstensih zaten bu meşruiyet kaynağını müellifin kendisinden alıyor. Ben Sadık Hoca'ya bu herhalde en uzun konuşmalarımızdan birisi oldu. Bu veciz sunumundan dolayı ve tahrik edici sunumundan dolayı teşekkür ediyorum. Aslında bu programın başlığı, ben kendisine daha provokatif bir başlık
önermiştim fakat o şeye gelmedi, o tuzağa gelmedi. Daha böyle bir masum bir başlıkla huzurunuza çıktı. Kadir Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum moderatörlüğünden dolayı. Ve katkılarıyla, sorularıyla, eleştirileriyle, itirazlarıyla katkı veren hocalarımıza, değerli dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Son olarak bir hafta, bir sonraki çarşambanın programını söylemek isterim. Berat Açıl'ın moderatörlüğünde bir panel yapacağız inşallah. Güncel kodikoloji çalışmaları Almanya. Almanya'daki yazma eser kültürü üzerine yapılan çalışmalar üzerine bir panel yapacağız. Oradaki projelere kimlerin ne yaptıklarına dair. Bu panelde Sabancı Üniversitesi'nden Nimet İpek bizimle olacak. Ve Hamburg Üniversitesi'nden Şeyma Nur Uslu bizimle olacak. İlgi duyan arkadaşlarımızı o programa beklediğimizi söyleyerek kapatmış olayım. Cümleten hayırlı akşamlarınız olsun.